Değerli Aska Gençlik takipçilerimiz, kıymetli izleyiciler, hepinizi selamlıyor, hayırlı günler diliyorum. Ben Ramil Hüseyinov, Aska Gençlik Genel Sorumlusuyum. Buradan YouTube adresimizden de bizleri izleyenleri selamlıyorum. Yayına başlamadan önce bu yayını bütün sayfalarda gruplarda paylaşmanızı rica ediyorum. Diğer halkımızın, bütün halkımıza ulaşması için bizlere destek olmanızı sizlerden rica ediyorum. Bugün canlı yayın konuğumuz, daha doğrusu konuklarımız halkımız olacak. Dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın, Ahıskalı kim varsa lütfen bizlere ulaşsınlar. Bu yayına, canlı yayına davet edeceğiz. Onlarla konuşacağız. Bakalım Ahıskalı Türklerin dertleri nedir? Ne gibi sıkıntıları var? Dünyanın dört bir yanında yaşıyoruz. Biliyoruz 14 Kasım 1944 senesinde Zalim Stalin tarafından, Sovyetler Birliği o dönem başkanı Zalim Stalin tarafından bizler sürüldük. Ahıskalılar dünyanın dört bir yanına, daha doğrusu dünyanın dört bir yanına değil de Orta Asya steplerine sürüldük. Ama sonrasında İşte Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla dünyanın dört bir yanına dağıldık değerli dostlar. Henüz birlik olamadık. Resmiyette bir birlik söz konusu değil. İnşallah oluruz ve bu yayınlarda zaten bu birlik olması amacıyla yapılmaktadır. Önce fikir, ideoloji birliği yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra Allah'ın izniyle daha güzel çalışmalarımız olacak, resmiyete dökülecek inşallah. Biz de bu birliğe medya olarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Şükür Şahbazov, Ramiz selam kardeşim, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim, aleyküm selam. Muhtemelen Şükür Kazakistan'da. Eğer Şükür sen de katılmak istersen canlı yayınımıza, buyur, Kazakistan'da olan durumları bizlere anlatabilirsin. Orada öğrencidir Şükür kardeşimiz. Evet, ne kadar çok insan tanıyoruz. Belki bu yayınlar sayesinde, belki daha önceden de tanıdığım insanlar var. Mesela Şükür benim Azerbaycan'dan tanıdığımdır. Abisi benimle aynı sınıfta okudu. İlhan Süleymanoğlu, Allah selamı olsun üzerinize. Bayramınız da mübarek olsun. Teşekkür ederim. Aynı konuya gelecektim. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Değerli dostlar, biliyorsunuz 21 Mart Nevruz bayramıdır. Nevruz Türk dünyasının bayramıdır. Türklerin Ergenekon'dan ilk çıkışıdır. Onun sonrasında işte baharın gelişi olarak da bayram olarak kutlamaya başladık. Çünkü bahar geldi, Türkler Ergenekon'dan çıktı ve dünyaya yayılmaya başladılar. Bu tarihi biz Türkler Nevruz bayramı olarak kutlamaktayız. Bazı etnikler kendi üzerine almaya çalışıyor, kendi bayramlarıymış gibi yapmaya çalışıyor ama bu bayram bizim bayramımız. Kendi özbeöz Türk bayramıdır. Ve bu bayram münasebetiyle de bütün izleyicilerimizi kutluyorum. Değerli dostlar, Ahıska Gençlik YouTube sayfamızdan da bayağı izleyicilerimiz var. Bu yayınları sonrasında Ahıska Gençlik YouTube sayfamıza indirerek paylaşıyoruz. Oradan da bayağı izleyicilerimiz var. Oradakilerini de selamlıyorum. Aynı zamanda Ahıska Gençlik Adna Klasnik, yani Rus sitesi var. Orada da Ahıskalılar çok, orada da çok izleyicilerimiz var. Binlerce izleyicimiz var. Adna Klasnik'teki sayfamızdaki arkadaşlarımızı da selamlıyoruz. Hepsini Facebook adresimize davet ediyoruz. Çünkü canlı izlemek hepsinden daha çok önemli. Değerli dostlar, Aydın Ağızkalı, Ramil kardeş iyi yayınlar, selam dua ile benim işim var çıkacağım demiş. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sonrasında yine izlersiniz, buyurun. Değerli dostlar, bir konuya değinmek istiyorum şu anlık. Ve şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kim isterse yayına alacağız bugün. Bütün problemleri, bütün sıkıntıları çözmeye çalışacağız. Elimde kağıt var. Kağıta not alacağım. Yine önceki yayında da dediğim gibi, daha önceki yayınımız çok canlı geçti, çok heyecanlı, güzel geçti. Kağıda not alacağım değerli dostlar. Bu kağıda aldığım notlar işte sizin
dile getirdiğiniz sıkıntılar olacak. Daha sonrasında bu sıkıntıları zaman zaman canlı yayınlar yaparak dile getireceğiz değerli dostlar. Daha iyi bir şekilde işleyeceğiz. Sesimde herhangi bir sıkıntı ya da görüntüde sıkıntı var mı? Çünkü mobil veriden yapıyorum canlı yayını. Wi-Fi'den bağlanmıyorum. İnşallah herhangi bir sıkıntı yoktur. Şükür demiş, ben katılmak isterim. Tabii buyur buyur. Biz de Kazakistan'ı özellikle merak ediyoruz. Oradaki durumları merak ediyoruz. Şükür kardeşimiz bu konuda bize canlı yayına katılarak bizi de bilgilendirmiş olur. Serhat Kemal, selam Ramil, iyi akşamlar. Nevruz bayramınız mübarek olsun. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim Serhat Hocam. Sağ olun, size de iyi akşamlar olsun. Sizin de değerli ailenizin de Nevruz bayramını kutluyorum. Ve Antalya'da yaşayan bütün halkımızın Nevruz bayramını kutlarım. Aydın Ağızkalı, kusura bakma kardeş demiş. Estağfurullah, önemli değil. İsmail Rahimov, Azerbaycan'da yaşayan Azka Türkleri Vatan İçtimai Birliği Başkanı yazmış. İyi yayınlar Ramil Bey, sizin ve bütün Türk dünyasının bayramı kutlu olsun, saygılarımla demiş. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun, var olun İsmail Bey. Sizin de ve değerli ailelerinizin de, yönetim kurulu üyelerinizin de bayramını kutluyorum. Ve dolayısıyla bütün Azerbaycan'da yaşayan Ağızkalı Türkleri buradan selamlıyor ve bayramlarını kutluyorum. Ve Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizin de aynı şekilde. Biliyoruz Azerbaycan'da Nevruz Bayramı çok heyecanlı bir şekilde geçiyor. Çok isterdim 21 Mart'ta Azerbaycan'da olmayı ama gönül istiyor, imkanlar el vermiyor diyelim. Ruslan Muhlisov, selam Aka, nasılsın? Teşekkür ederim, çok sağ ol kardeşim, sağ olasın. Aleyküm selam. Semerkant'tan selamlar demiş. Özbekistan'dan yazıyor. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. Özbekistan'da yaşayan halkımızı da tebrik ediyorum Nevruz Bayramı'nı. Dediğim gibi yayınlarımız dünyanın dört bir yanından izleniyor. Çok seviniyoruz. Gerçekten de yani gururlanıyoruz aynı zamanda. Baksanıza bir platform var ve bu platform aracılığıyla bütün Ağızkalılar bir araya geliyor ve güzel dileklerini iletiyorlar, sıkıntılarını dile getiriyorlar ve biz de buna çare bulmaya çalışıyoruz. Kimi zaman birileri tarafından fitneci olarak gösterilsek de, kimi zaman birileri bizlere işte bu propaganda yapıyor, kötü propaganda yapıyor diye gösterseler de, biz her zaman halkımızdan yana yayınlar yaptık. İnşallah bundan sonra da öyle olacak değerli dostlar. Resul Abdullah'a selamun aleyküm, iyi yayınlar demiş. Aleyküm selam, teşekkür ederim, çok sağ olun. Fatma Özmen Yatak, hayırlı akşamlar Ramil Bey, iyi yayınlar, bayramınız kutlu olsun demiş. Teşekkür ederim, çok sağ olun, var olun, size de hayırlı akşamlarınız olsun, bayramınız kutlu olsun. Evet, değerli dostlar, Ağızka gündemine dair bir yayın olacak. Dediğim gibi isteyen yayınımıza katılabilir. Buradan yazmanız yeterli. Ben katılmak istiyorum demeniz ve yazmanız yeterli. İlk sırada Şükür kardeşimizdir. Birazdan kendisini yayına alacağım. Ama öncelikle Ağızka gündemine dair bazı değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Biliyoruz son zamanlarda Ağızka'nın sesi sayfasının yöneticisi Mevlüt Işık, Azerbaycan'da Vatan İçtimai Birliği'nde yapılan bir hata diyorum ben de, çünkü hiçbir zaman onu desteklemem öyle bir şey, ama zaten başkan da kendisi yayınlamış hata olmuş diye. Bir hatadır sonuçta. Bir ihanet söz konusu değil, bir şey söz konusu değil, ama öyle bir büyütülmüş ki onu işte paylaşmış başka başka gruplara, başka başka sayfalara, Ağızkalılarla alakası olmayan yerlere, sırf Vatan İçtimai Birliği'ni yerden yere vurmak için böyle bir eylemde bulunmuş. Buradan kendisine şunu seslenmek istiyorum. Olay şudur değerli dostlar. Ben zaten hatırlarsanız Atvip'te Vatan Cemiyeti'nde Bakü'de bir yayın yapmıştım. Yayında arkamda aynı o Mevlüt Işık'ın bahsettiği portre yer almaktaydı. Portre yağlı boyayla yapılmış ve üzerine zer sepilerek, zer var ya şöyle parlak şeyler, o sepilerek bir portre ortaya çıkmış. Portrede Azerbaycan'ın milli kahramanı Ahıskalı topçu İskender, yani İskender Aznavurov'un portresi. Bir masa var. Şimdi arka taraf fon olarak orada Vatan Cemiyeti'nin bugüne kadarki faaliyetlerinin yer aldığı, işte o dönemin önderlerinin
fotoğraflar çektirdiği fotoğraflar var. İsmail Rahimov da orada henüz taşınacakları için bir duvara yerleştirmemiş resmi. Masa üzerine koymayı tercih etmiş. Masa üzerinde duvara yaslı bir şekilde belden yukarıda bir yerde yer almaktadır. Yani portre tam olarak yatay şekilde böyle durmaktadır değerli dostlar. Masanın üzerinde. Sonra orada Atvip'te bir toplantı oluyor ve toplantı kalabalık olduğu için masa kullanılıyor oradaki toplantıya iştirak edenler, katılanlar tarafından ve başkanın izni olmadan, haberi olmadan portre duvardan o masadan masa kullanıldığı için masa alınmış, portre duvara aşağıda yaslatılmış ve önünde de insanlar oturmuş falan. Böyle bir hata olmuş. Bunu Mevlüt Işık aman böyle işte yok rezalet yok öyle yok böyle diye bütün gruplarda Ahıska ile alakası olmayan sırf izlenme olsun sırf beğenme olsun diye bütün gruplarda paylaşmış. Bir de işte rezalet falan diyor neredeyse ihanetle suçluyor. Ben Mevlüt Işık'a şunu söylemek istiyorum. Hatta Atvip'te yaptığım yayında şunu söylemiştim. Yayının konusu şuydu Mansur Allazov'du. Yani arkam ben bu yayın bittikten sonra o yayının linkini yorumda paylaşacağım. Siz değerli izleyicilerimiz de izleyebilirsiniz. Konu Mansur Allazov'du. Arkamda İskender Aznavur'un portresinin yer aldığı yayında konu Mansur Allazov'du. Mansur Allazov'u hatırlıyorsunuz değil mi? Yani orada PKK programına katılmıştı. Hataydı, öyleydi, böyleydi dediler ama hata şöyle olur. Girersin bakarsın ulan burası bize göre değil çıkar gidersin ya da ne bileyim ses çıkarırsın bir şey yaparsın. Ama orada öyle olmadı. Adam kalktı mikrofonda konuştu hatta yok efendim oradaki o PKK'lılara diyor ki siz haklarınızı Türkiye'den talep ediyorsunuz. Türkiye sizleri sürdür ne bileyim ne genosit menasit bir şeyler. Yani oradaki o PKK şeyine taraf bir açıklamada bulundu bu Mansur Allazov. Peki Mevlüt, bu kadar gerçekten halkı seviyorsan, yani sana söylüyorum, bak bu yayını izliyorsundur umarım. Bu kadar halkı seviyorsan bir kere kalkıp dedin mi ki ulan şerefsiz, sen kim, PKK kim? Madem benim halkımı temsil ediyorsun Rusya'da, neden PKK'ya burada yalakalık yapıyorsun? Neden PKK programına katılıyorsun? Hadi katıldın, neden eline mikrofon almış bir de onları destekliyorsun dedin mi Mevlüt Işık? Demedin değil mi? Vicdanın varsa bir kere olsun çık bu işi kına dedim. Kaç defa sana? Kınayabildin mi? Kınayamadın. O yüzden gelip bana vatanseverlik şeyleri taslama. İkinci durum. Paşabek Alihan Bursa'da ne yaptı? Bizim ırkımız belli değil dedi. Irkımız belli değil. Kim bilir biz eskiden neydik? Belki Ermeniydik. Belki Yahudiydik dedi. Kalkıp dedim mi bir kere ki Paşabek Alihan, sen kim oluyor olabilirsin? Sana kimse bir şey demiyor ama toplum adından söyleme dedim mi? Yayınlarda ya da böyle paylaşımlarda kınadın mı Mevlüt Işık? Kınayamadın öyle değil mi? Ona göre vicdansızsın işte. Bak konu şey olunca hemen nerelere nerelere getiriyorsun. İsmail Rahimov seni ölüm yıl dönümünde İskender Aznavurov, Azerbaycan milli kahramanı bahsini ettiğin milli gururumuzun ölüm yıl dönümünde İsmail Rahimov senin kitabını İskender Aznavurov'un ailesine hediye ediyor. Ve seni de yanına çağırıyor. Gel oğlum, gel evladım diyor. Gel yavrum. Allah razı olsun senden diyor. Ve o kitabın senin üzerine geçirilmesinde büyük emeği olmuştur bu adamın. Yanında şöyle ellerini göbeğine bağlayarak duruyorsun. Başkanın yanında ezile ezile. Adam seni orada bak neydi? İbrahim Mammedov yani bu başkandan daha önceki başkandı Atvip'te. İbrahim Mammedov döneminde sen orada medya temsilcisiydin. İbrahim Mammedov yenildikten sonra seçimi sen ortada kaldın. O zaman yine bu adam seni yanına çağırdı. Yine bu adam seni destekledi. Kalkıp diyebildin mi ya? O zaman deseydin yani herhangi bir sorunun varsa. Adam senin yanına aldı. Nankör diye yazmışsın. Asıl nankör sensin. Asıl nankör sensin. Adam sana ne yaptı?
Hemen yine yanlarına aldılar Datup seni. Hemen yine vurmaya başladım bu adama nankör diye. Ya bu adam sana ne yaptı? İyilikten başka. Nankörsün Mevlüt, nankörsün. Şimdi de bir durum var. Kazakistan'da ne bileyim Ahıska kızları yarışması. Ya bir kere yarışmanın isminde bir şeylik var. Ahıska kızları. Ahıska kızları diye yarışma mı olur ya? Ya yetenek yapacaksanız, yetenek içerikli yarışma yapacaksanız Ahıska yetenek yarışması yazın. Ne bileyim, spor üzerine yapacaksanız Ahıska spor yarışması yazın, bir şey yazın. Ahıska kızları ne ya? Kimi kime reklam ediyorsunuz bizim kızlarımızı? Ya bazıları da bilip bilmeden katılıyorlar. Zaten isimlerin, neyse isimlere girmeyeceğim. O ailelerinin bileceği işte, gerçekten halkımıza buradan sesleniyorum. Çocuklarınıza Türk isimleri koyun. Milana, Dinara, Adriana, ne bileyim ne. Yapmayın bunu. İsimlere baktım, gerçekten çok tehlikeli isimler. Ya yapmayın. İsimden bile şeyi yaşatabiliriz. Milli ruhumuzu yaşatabiliriz. Niye Rus isimleri, İngiliz isimleri koyalım ki çocuklarımıza? Evet, o yarışmanın bir de bugün paylaştım, hemen Datup'tan bana şey yapmaya başladılar. Oradan vurmaya başladılar. Değerli dostlar, ben yanlış bir şey paylaşmadım. Ben size demiyorum yarışma yapmayın. Yapın yarışma. Hadi yapın. Eğitim yarışması yapın. Gençleri eğitime teşvik edecek yarışmalar yapın. Mesela ne bileyim, tarih yarışması yapın. Biz yapıyorduk. Biz öğrenciler burada Türkiye'de Asu döneminden başlayarak yapıyorduk. Bütün festivallerimizde böyle yarışmalarımız oluyordu. Çocuklar bu festivallere hazırlanıyorlardı, hazırlıklı geliyorlardı. Teşvik ediyorduk eğitime insanları. Ben olmadığım dönemlerde de, benim katıldığım dönemlerde de böyle teşvikler oluyordu. Ben AGB'deyken Manisa'da aynı programı yaptık. Güzel de oluyordu. Yapın böyle bir şeyler. Niye şey yapıyorsunuz ki? Ahıska kızları ne ya? Hey Allah'ım, hay Allah'ım. Neyse, değerli dostlar, ilk sırada Şükür kardeşimizdi. Şükür, eğer buradaysan yazabilirsin. Seni canlı yayına alacağım. Kazakistan'la ilgili seninle biraz konuşalım, bakalım. Yine değerli dostlar, eğer yayına katılmak isteyenler olursa mutlaka yazın. Bir de bu yayınları paylaşmayı unutmayın. Dilediğiniz sayfalarda, gruplarda paylaşabilirsiniz. Halkımıza ulaşmamız babında. Bakalım, yorumlara bakalım. Kimler yazmış? Ahıska Ahıska, selamun aleyküm Ramil demiş. Teşekkür ederim, aleyküm selam. Resul Abdullayev, güzellik yarışmasına Datup yöneticilerin çocukları da katılacak mı acaba demiş. Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Zaten biri yazmış benim sayfamda, böyle bir yorumda bulunmuş. Kendileri hiçbir cevap yazmamışlar. İbrahim Kamalov, selamlar Ramil Bey demiş. Aleyküm selam, teşekkür ederim. Amerika'ya da, oradaki halkımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Bayramlarınız kutlu olsun, Nevruz bayramınız. Resul Abdullah hata değil, hata değil, korkaktı demiş. Yani Aybek Ayvaz, selam aleyküm, iyi yayınlar, Nevruzunuz kutlu olsun demiş. Aleyküm selam, teşekkür ederim, çok sağ olun, sizin de Nevruzunuz kutlu olsun. Bursa'daki Ahıskalı halkımıza, tüm soydaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz, bayramlarınız kutlu olsun. İlhan Süleymanoğlu, tarih bilgi yarışması yapılsın, destekleriz demiş. Eyvallah. Yani böyle bir şeyler olursa tabii ki gençlerimizi eğitime teşvik ederiz. Yani çok güzel olur. Çok iyi olur. Yani ne bileyim Ahıska kızları ne ya? Ya bana diyorlar ki sen bilip bilmeden pay. Neyi bilip bilmeden? Ben afişe baktım. Afişte ne var biliyor musunuz değerli dostlar? Afişte eli belinde podyumda kendini sergileyen bir kadın sületi. Yanlış demiyorum, benim sayfama, Ramil Guseynov sayfama girip bakabilirsiniz. Ben bunu eleştirdikten sonra kaldırdılar. Demek ki bu eleştiriler bir işe yarıyor. Kendileri paylaşıyorlar fotoğrafları Ahıska Live sayfalarında. Paylaşıyorlar fotoğrafları. En çok kendi sayfalarında milletten eleştiri var. Kaldırın şunu, rezaleti falan. Bakmıyorlar insanların yorumlarına. Ya sen bunu insanlara göre yapmıyorsan, insanlar bundan rahatsız oluyorsa senin işin ne o zaman? Niye yapıyorsun? Madem yapacaksın, kendi isminizle yapın. Ne bileyim, kendi şahsi isminizle yapın.
Ahıska'yı karıştırmayın o zaman. Siz Ahıska diyorsunuz ya, yaptığınız hatalar bize de geliyor. Yarın bir gün bizi de vuruyor bu hatalar. O yüzden karışıyoruz. Yoksa bana ne, istediğinizi yapın derdim. Gidin kendi isminizle yapın. Bunu herkes derdi size. Ama Ahıska dediğiniz zaman bu herkesi ilgilendirir. O yarışmaya katılmak isteyenler varmış, ne bileyim ne. Bir önce düşünün bakın, ne yarışmadır. Nedir? İçeriğini diyorlar ki yarışma şeklinde olacak. Güzellik olmayacak. Taç resmi var afişte değerli dostlar. Taç resmi var. Yani mis güzellik yarışmaları var ya. Taç veriyorlar en güzeline, en güzel seçilene. O taç resmi var. Aynı zamanda kadın sületi var, böyle duruyor. Dar elbiseli kadın sületi. Ben de böyle göstermeye çalışıyorum. Yani yanlış oldu benimle tabii ki ama yani değerli dostlar, yani eğer bir şeye ses getiriyorsak demek ki bir problem vardır da getiriyoruz. Allah için diyorum bak, Datub'un iyi çalışmalarına bugüne kadar hiçbir şekilde itiraz etmedim. Hatta paylaştım bu sayfada. Ta ki Datub benim paylaşımlarımı engelleyene kadar. Datub grubunda benim paylaşımlarım engellenince bundan sonra ben dedim Datub'la ilgili iyi de kötü de paylaşım yapmayacağım dedim. Bu bir şeydir. Engellemek ne ya? Ben İskender Aznavurov'la ilgili, Mevlüt Işık sana söylüyorum, İskender Aznavurov'la ilgili bir video yaptım. Seslendirmeli bir video. Bir yerde paylaştın mı o kadar çok seviyorsun İskender Aznavurov'u? Paylaşmadın. Datub'da onaylandı mı benim o paylaşımım? Onaylanmadı. Anlatabiliyor muyum sana? Madem o kadar seviyorsun, bunu da yapacaktın. Şehidimiz üzerinden prim yapmaya çalışma. Yapacaksan başka bir hatasını bul. De ki yahu İsmail Raimov, yapamıyorsun bu işi, şunu şunu yapamıyorsun, bak şudur şudur de. Başka, ama şehit üzerinden prim yapmaya çalışma. Zaten İsmail Raimov aramış ailesini, ailesi şunu söylemiş. İskender Aznavurov'un ismini kullanmasınlar. Onun isminden prim yapmasınlar. Aynen bu şekilde. Zaten açıklamalarında yer alıyor. Ben o açıklamaya dayalı olarak buradan söylüyorum. Ailesi de rahatsız senin bu yaptığın işten. İbrahim Kamalov, çok büyük yanlış bu yarışma. Güzellik yarışması bizim milletimiz için uygun olmayan bir yarışmadır. Bugün bu yarın ne olacak demiş. Kim bilir ne olacak? İbrahim Bey, kim bilir? Yani bugün buna izin verirsek yarın daha kötü şeyler olur. Bugün buna izin vermemeliyiz. Özellikle Kazakistan'da yaşayanlar. Protesto edin ya. Zaten sayfalarda görüyoruz, insanlar protesto ediyor yorumlara. Onları kale almıyorlar. Kimisini de siliyorlar falan ama. Protesto edin. İzin vermeyin bu işe. Şükür Şahbazov, buradayım kardeş demiş. Şükür, birazdan seni alacağım. Yorumları bitirdikten sonra seni alacağım yayına. Mehmet Alp, kardeşim selamlar. Kafkasya okumları adında bir projem var. Vakit varsa yayına alabilirsen onu da, yarışma rezaletini de konuşalım demiş. Tabii kardeş, alırım. Neden olmasın? Özelden yazmıştın, okudum bu arada, beğendim. Zamanım olmadığı için cevap yazamadım. Keriban Hüseyin, abicim doğru söylüyorsun. Ahıska kızları çok yanlış. Kızlarımı reklam ediyorlar demiş. Evet, buyurun. Eğer bir şeye biz dile getiriyorsak demek ki bir yanlış vardır. Hemen bizi vurmayın. Hemen vurmaya kalkışmayın. Ahıska kızları diye bir yarışma olmaz. Yanlış anlaşılır. Sizin niyetiniz iyi olsa bile, içeriği başka olsa bile yanlış anlaşılır. Bir kere içeriği başkaysa oraya yazacaktınız afişe. Afişe özellikle vurgulayacaktınız. Şu şu yarışmalar olacak. Mesela ne bileyim, ses yarışması mı olacak? Ne bileyim, yemek yarışması mı olacak? Ne olacak? Bunun içeriğini yazın, insanlar bilsin. Ahıska kızları diye yarışma düzenliyorsunuz. Afiş Ahıska kızları. Kızlar, böyle fotoğraflar paylaşmışsınız, kızları tanıtıyorsunuz. Ne bileyim kaç yaşında, 21 yaşında birisi lise öğrencisi, birisi ne bileyim ne öğrencisi. Afişte yine aynı şekilde dediğim gibi eli belinde podyumda poz veren bir kadın suleti. Ne anlayacak bunu millet? Hadi ben
Anladım. Diyelim aradım sizi, öğrendim. Bana biri diyor ki arayıp öğrenseydin ya. Hadi ben aradım. Herkes arayıp öğrenebilecek mi? Bunun imkanı var mı? Herkese cevap verecek misiniz? Her yerdeki paylaşmışsınız. Başlığını güzel yazın. Bir kere o ağız kakızlar ismini kaldırın oradan. Kaldıracaksınız. Kaldırmak zorundasınız. Öyle bir isim olamaz. Ahıska kızları diye yarışma olamaz. Başka bir şey yapın. Cinsiyet ayrımcılığına da yol açıyorsunuz bu şekilde. Yapacaksanız herkese göre yapın. 8 Mart programı yapıyorsunuz. 8 Mart'tan ne kadar geçmiş zaman? Alakası yok 8 Mart'la. Zaten programa bakıyorsun sürekli parti içerikli, parti reklamı yapılıyor. Yahu siz Ahıskalılar için mi çalışıyorsunuz? Parti için mi çalışıyorsunuz? Bir karar verin. Bir partiye yapışıp gidemezsiniz ya. Tek partiyle iş yapamazsınız. Bizim Ahıskalıların içinde MHP'lisi de var, CHP'lisi de var, İyi Partilisi de var. Siz onları yok sayamazsınız. Yok öyle, bir de hain diyorlar ya. Başkan çıkmış oradan, DATUK başkanı MHP'li adaya babasına hain diyor ya. Niye ki orada aday olmuş Üzümlü'de? Yok efendim AK Partili aday varmış da zaten. Niye bu aday oluyor? Ya zaten ittifak değiller mi? İnsanlar istediğine orada oy verebilir yani. Kimseyi zorlayamazsın özellikle sen buna. Diyor ki vermezseniz diyor oy vermezseniz ben de bundan sonra Cumhurbaşkanı'na gitmem. Sizin için bir şey istemem diyor. Tehdit ediyor. Olmaz ki böyle. Halk affedersin senin şeyin değil yani. Sen bu oraya çıktıysan halk için çalışman lazım. Halk için hizmet etmen lazım. Bunu bir şarta bağlıyorsan bu artık farklı bir yöne çekilir. Olmaz. Camil Aşrafov yazmış. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Serhat Kamal Datup halkımızın tüm problemlerini çözdü. Sıra güzel kızlara mı geldi demiş. Yani ne kadar kötü. Ne kadar kötü. Vallahi ben hiç desteklemiyorum bu olayı. İlhan Süleymanoğlu Allah akıl fikir versin ne diyeyim demiş. Camil Aşrapov neyse bu yorumu okumayacağım. Kerem Goçiyev selam aleyküm iyi yayınlar demiş. Aleyküm selam teşekkür ederim çok sağ olun. Önal Mücahit güzellik yarışması olayı ne demiş. İşte gördüğünüz gibi olay bu. Güzellik yarışması. Kerem Goçiyev, Ramil Bey, paraların silinmesi için güzel iştir demiş. Ha bir de bu para meselesi. Madem bu kadar paranız var, güzel işlere harcayın ya. Hastalarımız var. Yemin ederim her gün, her gün değil ama haftada bir gün bir hasta ailesinden bana arama geliyor, bana mesaj geliyor. Yardımcı olun diye. Datuba gittik yapmadılar. Ya ben hep yönlendiriyorum diyorum ki Datuba gidin. Ben yönlendiriyorum. Belki yani bu insanlara yardımcı olurlar. Güzel projeler, güzel işler yaparlar. Biz de destekleriz. Yapmadık mı daha önce? Hatırlarlar Datupçular. Bursa'daki çocuk olayı mesela hepimiz bir olduk, destekledik. Yapın böyle bir şeyler, hepimiz beraber yapalım ya. O yarışma nedir daha? O parayı oraya harcayacağına götür bir tane aileye ver. Bir tane yok, binden fazla aileye verebilirsin o parayı. Allah razı olsun derler. Daha insanlardan şey almazsınız ve dua almazsınız bu böyle işler için. Yapacaksanız, insanlar için yapıyorsanız insanların söylediklerini kale almanız gerekiyor. Emil Rahimov, Azerbaycan'da 15 kişiden fazla ağır hastamız var. O yarışmaya harcanan parayla o insanları yeniden hayata bağlayabilirsiniz de ama maalesef demiş. Evet. Evet işte bu. Hastalara yardımcı olalım. Nedir bu yarışma şeyi? Allah razı olsun der ya. O aile hatta onu paylaşırız. İzleyenler de Allah razı olsun der. Bak yapıyorlar da atıp gençlik kolları mesela spor aktiviteleri yapıyor. Antalya'da falan destekliyoruz. Ben her gördüğümde beğeniyorum. Paylaşmıyorum. Dediğim gibi eskiden paylaşıyordum, şimdi paylaşmıyorum. Sebebi benim yayınlarımın Datup'ta paylaşılmaması grubunda. O yüzden paylaşmıyorum. Onlar paylaşmıyorsa ben neden paylaşayım, değil mi? Ama destekliyorum. Güzel çalışma. Yapın böyle şeyler. Spor aktiviteleri yapın. Önal Mücahit yazmış. Datup iktidar yalakasıysa onların neyse demiş. Bazen canlı yayında böyle direkten okuyorum da değerli dostlar küfürsüz yazalım. Lütfen küfürsüz yazalım.
canlı yayındayız sonuçta. Okumak isteyip okumak istemediğimiz durumlar olabiliyor, yorumlar olabiliyor. O yüzden yani güzel yazalım lütfen. Azka Türklerinin tarihini bilmeyip Osmanlı torunu diyen demiş falan filan. Neyse, küfürlü yorum. Evet, Ahmet Tutan yazmış. Kardeş ola bir terbiyesizlik, öyle bir terbiyesizlik olmaz demiş. Yani terbiyesizlik olarak nitelendiriyor o yarışmayı. Yılmaz Kılıç, bence bu işte Avrupa ve Avrupa fonlarının finanse ettiği bir proje olabilir. Onlar genelde bu tür proje yapanlara para aktarırlar. Bu bir tahmin demiş. Böyle bir tahminde bulunmuş Yılmaz Bey. Her şey olabilir. Ben buradan Şükür kardeşimi yayına almaya çalışacağım. Ekranı yan çevirme modunu açıp ondan sonra ekranı yan çevirerek yayın davetimize katılabilirsin Şükür kardeşim eğer buradaysan. Mehmet Alp yazmış kardeşim şimdi bu güzellik yarışmasının tarihsel bir boyutunu var aslında. Bu güzellik hikayesi onların hangi zihniyette olduğunu gösterecek. Yayında bahsedeceğim demiş. Mutlaka Şükür kardeşimizden sonra seni alacağım Mehmet Alp. Sen konuyu konuşabiliriz. Konuşabiliriz. Evet. Selamun aleyküm Ramel. Duyuyor musun kardeşim? Duyuyorum, duyuyorum. Aleyküm selam. Şükür, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın, iyi misin? Hoş Nasılsın? bulduk. İyi, sağ ol. Öncelikle seni ve bütün Türk dünyasını Nevruz Bayramı da nasibetiyle kutluyorum. Teşekkür ederim. Sizler de İnşallah bu bayramınız kutlu olsun. Nevruz ruzi bereket getirir tüm dünyaya, Türklere. İnşallah. Biraz ekrana uzak tutarsan ha bu şekilde konuşalım. Yok, çevirme, çevirme. Öyle de. Yok, çevirme. Tamam Biraz uzaktan dur böyle. tamam. Uzaktan. Böyle Tamam daha iyi. tamam. Evet Şükür, Evet Kazakistan'da mısın şu anda yoksa Azerbaycan'da mısın? evet Kazakistan'dayım kardeşim. Evet, Daha neler tatil falan yapıyorsun yok. orada? Ne için gittin? Önce bunu bahset. Üniversite için geldik işte. Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi uluslararası bir üniversite. İşte Azerbaycan'dan diploma, işte lise diplomasıyla kayıttan geçip kabul olduktan sonra geldik. Bir sene hazırlık. Hazırlıktan başarıyla geçip sonra işte üniversite hayatı. Dişçilik okuyorum. Tıp fakültesi yani. Beşinci sınıf. Çok güzel. Ve burada da bence belki de Türkiye'deki üniversitelerden daha fazla Ağız Katürkleri var. Özellikle Kazakistan'da yaşayan Ağız Katürkleri. Bu dediğimiz şeyler var. Mesela bu başvuru yapanlar işte senin sayende öğrendim ben de öyle bir yarışma olacağını işte kız yarışması diye. Burada mesela oran başvuranlar Kazakistan'da bence çoğu mesela %80'i diyebilirim %90'ı karışıktılar. Bence tam Ağızkalı değil. Burada öyle insanlar da çok fazla ve bizleri hatta Türkleri fazla seven birileri değil bence. Ben gördüğüm yani şeyleri diyorum burada. Oraya başvuru yapanlar işte isimlerin de biraz tuhaf olduğunu söyledin sen az önce. Gördüğümde biraz güldüm yani ona. Peki Ya Şükür, bence de oradaki o insanların bu konuya münasebeti nasıldır? Yani nasıl bakıyorlar? ya ben işte burada benim yaşadığım yerdekilerin ve üniversitede okuyan öğrencilerin ilgisi yoktur bence. Başvuran falan da olmaz buradan. Almatı tarafları işte biraz sosyetik olan yerlerden belki olabilir. Ama buradakiler öyle şeylere katılmaz bence. Ya dedim ya bir tek ben biliyorumdur hatta buradaki öğrencilerden. O da senin sayende öğrendim. Bugün öğrendim ben de öyle bir şey olacağını. Valla çok yazık, çok yazık. Peki çevrende kimse bu konuyla ilgili bir şey konuşuyor mu? Diyorlar mı yani ya iyi ya da kötü bir şey diyenler var mı? Ya diyorum ya kardeş, benden başka bilen birisinin olup olmadığını bile şüpheli yani yoktur bence. Anladım. Kınarlar Peki bence ya. Burada çoğu diğer kınar yani durumlar öyle bir nasıldır? bence. Kazakistan'da diğer durumlar nasıldı? Halkımız nasıl yaşıyor? Orada hiç gidip bakıyor musun? Bir de Şükür şu elin kameradan biraz uzaklaştırırsan şu diğer elin. Ha, Tamam. kamerayı tuttuğu için. Kazakistan'daki halkımızın durumları nasıl? Gidip bakıyor musun? Görüyor musun? Ziyaret ediyor musun Ağızkalıları? Oradaki durumlar Evet nasıldır? evet.
Tabii ki birçok arkadaşım da var yani burada yaşayan. Benim okuduğum yerde işte Ağızkalıların mesela bizim köy gibi bütünlükle Ağızkalıların olduğu bir köy bile var yani. Gidiyorum, arkadaşlarım falan da var. Yerel halkla da iyi yani, fazla sorunları yok. Yaşayış durumları bence Azerbaycan'da yaşayan Ağızkalılardan, Azerbaycan'da yaşayan Azerilerden bile daha iyiydi burada yaşayan Ağızkalıların. Durumları Yani iyi ekonomik yani. durumları iyi yani Kazakistan'da Ekonomik aslında. durumları çok iyi, evet, bence Çalışan bir millet. Azerbaycan'a baktığımızda. Evet, aynen, çalışıyorlar zaten. Ve burada imkanlar daha geniş olduğu için daha güzel yani, paralar kazanıyor, ekonomik durumları çok iyi hepsinin bence. Çok az yani böyle imkanı iyi olmayan. Bu arada Hürşan Mehrali Hürşanov yazmış. Ben de katılmak istiyorum. Buradan yazıyorum, listeliyorum. İsteyenleri katılabilirler. Tabii sizi de yayına alacağız. Peki Şükür, eğitim durumları nasıldır? Oradaki gençlerimizin eğitim durumları. Ramil, eğitim durumu işte biraz sorunlar olacaktır gelecekte, bu muhakkaktır yani, diplomanın tanınması, ondan sonra iş falan başvurularında. Eğitim durumu üniversite güzel bir üniversite, sağladığı imkanlar çok güzel yani, yılda iki kez gidiş dönüş, para bileti ayarlaması, burslu bir de Kim Türk karşılıyor dünyasından. bunu? Bunu kim karşılıyor? Kazakistan Türkiye, yol parasını falan Türkiye karşılıyor. Türkiye'nin verdiği bir burs var, bir de Kazak bursu var. Yaklaşık olarak 130 dolar falan gibi bir burs alıyoruz aylık ve o da burada çok iyi para yani. Yaşamak için yeterli. Bir ayı çıkarabiliyoruz yani onunla. Tamam. Üniversite güzel Peki diğer işte, durumlar? imkanları. Bir de Orta Asya'nın en büyük kütüphanesine sahip bir üniversite yani. Üniversitenin kendi yapısı güzel. Kazakistan'da en ön sırada olan üniversitelerden birisi. Peki şöyle sorayım. Oradaki insanlarımız bu STK'lara, derneklere nasıl bakıyorlar? Gidiyorlar mı, ziyaret ediyorlar mı? Orada bir dernek faaliyetleri var mı? Birlikle Var ilgili da herhangi bir şey bence konuşuyorlar mı? var var, ben fazla gitmiyorum onların derneklerine falan ama bence çoğu DATÜP'ü destekleyen dernekler galiba. İşte bir de Kazakistan olduğu için, Kasanov da her geldiğinde o derneklere uğradığı için DATÜP'ü destekleyen dernekler çoğu. Anladım. Peki var mı bir söylemek istediğim bir şey? Ya orada eğitim almak için ne yapmaları lazım bizim gençlerimiz? Özellikle mesela ne tür şartlarla oraya kabul ediliyor gençlerimiz ve orada eğitim durumları nasıldır? Gelip okumak isteyenlere ne tavsiye edersin? Yol göstermek ister misin? Ne demek istersin? Buyur. Ramil, şöyle söyleyeyim, başvuru yapmak falan öyle zor değil. İşte bizim mektepten mesela aldığımız atestat puanlarıyla başvuru yapıyoruz. Transkript falan Lise çıkarıp. diplomasıyla. Evet, aynen, zor bir şey değil. Okumak dediğim gibi güzel şartlar sağlıyor üniversite ama burada yaşamak yani öyle herkesin baş çıkarabileceği bir yer değil. Yani öyle her adam gelip de burada yaşayabilir gibi bir şey de yok. Zor çünkü burada yaşamak öyle kolay değil. Her tür. Bir de bura Kazakistan'ın mesela en böyle geride kalmış bir yeri diyebiliriz mesela. O yüzden insanlarla yol işte anlaşmak biraz zor. O yüzden yani sabırlı olmak gerekir. Ama üniversite güzel üniversite. Sağladığı imkanlar da sınırsız hatta. Yani İşte tavsiye ediyor musun gençlerimize Mevlana diye. gelip orada eğitim almaları Ben için? memnunum Ramil. Ben memnunum. Anladım. Değerli Diyeyim dostlar, valla. değerli gençlerimiz, eğer Kazakistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesi öyle değil mi? Evet. Yarı Türkiye, yarı Kazakistan destekli bir üniversitedir. Eğer Uluslararası bir üniversite. uluslararası bir üniversitedir. Katılmak isterseniz, bu üniversiteye kayıt yaptırmak isterseniz ki kayıt zamanları yaklaşıyor bildiğim kadarıyla. Şükür Evet. kardeşimize iletişime geçebilirsiniz. Zaten yorumlarda da ismini Evet, göreceksiniz. yardımcı olurum. İletişime geçerseniz Şükür kardeşimiz sizlere yardımcı olacak. Güzel bir eğitim için Kazakistan'ı tercih edenler için yardımcı olacak. Mutlaka iletişime geçiniz. Son sözünü söyler misin Şükür? Biliyorsun 15 dakikalık bir zaman tanıyoruz konuklarımıza. Son söz Tamamdır, olarak ne tamam söylemek Ramil. istersin?
Ya Evet, doğru. bütün diyorum ya, dünyanın neresinde olursa olsun yaşayan bütün Asgarılara selam olsun. İşte biz birbirimizi desteklemeliyiz. Bir de Türkiye tamam her şey yap işte vatandaşlık falan yaşama şartları iyi olabilir. Ama vatanımız da bence aklımızdan çıkarmamalıyız. Türkiye ana vatan ama bizim dede babalarımız da yaşadığı bir vatan var. Ruhların orada dolaştığı. Onun için de bir şeyler yapılması gerek bence. Teşekkür ederim yayınımıza katıldığın için, güzel mesajlar için ve Sağ bizi ol Ramil. Kazakistan'la yeniden bağladığın için. Valla çok memnun olduk. Bütün ülkelerle, Sağ diğer ol, ben de ülkelerle yaptık memnunum. yayınlar. Kazakistan'la yapmamıştık. Böylece senin sayende Kazakistan'a da duymuş olduk. Oradaki halkımızdan da haber almış olduk. Teşekkür ederim. Çok sağ ol yayına katıldığın Sağ ol, için. ben teşekkür ederim. Allah razı olsun kardeşim. Sağ ol. Evet değerli dostlar, konuğumuz, ilk konuğumuz Kazakistan'da eğitim gören, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde eğitim gören Şükür Şahbazoğlu. Azerbaycan vatandaşı kendisi. Orada Kazakistan'da diş hekimliğinde eğitim görmektedir. Gençlerimize de tavsiye ediyorum üniversiteyi. Kazakistan'ı tercih etmek isteyenler olursa lise diplomasıyla başvuru yapabilirsiniz burslu olarak. Şükür kardeşimiz sizlere destek olacaktır. Ya da bizimle iletişime geçerseniz biz Şükür kardeşimizle sizi tanıştırırız. Mehmet Alp yazmış. Kardeşim şimdi bu güzellik yarışma, evet onu okumuştum. Selime Fayeva, neyi kaçırdım ben? Ne güzellik yarışması demiş. Evet, sosyal medyada paylaşılıyor. Mehrali Kuruşanov, ben de katılmak isterdim demiş. Evet tabii ki Mehmet Alp'tan sonra Mehrali Bey sizi de yayına alacağım. Muhammed Ümmetoğlu selam aleyküm demiş. Aleyküm selam, bizden de selam olsun kardeşim. Selima Fayeva, Kazakistan'a selamlar. Ben de Kazakistanlıyım ama orada değilim demiş. Aleyküm selam, muhtemelen Amerika'dasınız. Takip ediyoruz. Oradaki halkımıza da selamlar. Selima Fayeva var, dernekler hepsi de Datubundur demiş. Kazakistan'la ilgili. Muhiddin Halilov yazmış. Ramil iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ramil, Datuk yaratılanı milletimize ne günlere kaldı ya. Utanmadan şehidimiz, milli kahramanımız üzerinden çirkin amellerini kullanan haline geldiler. Gerçek mi? Para bunların beşeretini bağladı da ne yaptıklarının farkında olmadan milliyeti belli olmayanlara hizmet ediyorlar. Bir de bu rezalet güzellik yarışmasıymış. Her şeyden başka milletimiz adına ayıp ya. Ben anlamıyorum. Bunlar ne yapıyorlarsa toplum tarafından kınanıyor. Ama yine devam ediyorlar. Bunlara dur diyen olmayacak mı? Saygılar. Saygılar bizden olsun. Bu arada Şükür yeğenime de selamlar. Bayramınız kutlu olsun. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Muhyiddin Halilov böyle bir yorumda bulunmuş. Çok da haklı. Muhyiddin Halilov sağ olsun Şükür kimi gençlerimiz demiş. Selime Fayeva yo Türkiye'deyim demiş. Ha pardon, özür dilerim. Ben sizi Amerika'da biliyordum. Türkiye'deymiş. Yanlış bilgi. Evet, şimdi değerli dostlar Mehmet Alp kardeşimizi yayına alacağız. Yayına katılmak istedi. Onu da yayına alalım. Bakalım söyleyecekleri var galiba. Şu anda Mehmet kardeşim şu anda davet seçeneği gözükmüyor. Ya yayından çıkıp tekrardan Facebook'tan çıkıp tekrar giriş yapman gerekiyor ya da telefonu değiştirmen gerekiyor. Şu anda davet seçeneği gözükmüyor. Eğer sen davet gönderebilirsen ben buradan kabul edebilirim. Değerli dostlar, dediğim gibi bu yayınımız tüm dünyada yaşayan Azkalı Türklerin sorunlarını dile getirme amaçlıdır. Oradaki halkımızdan bilgi alma amaçlıdır bu yayınlarımız. Mutlaka ve mutlaka yayınlarımıza katılınız. Güzel olacağına eminim. Bir sıkıntı varsa hep beraber çözmeye çalışalım. Güzel işler varsa buradan duyuralım. Fark etmiyor. Datu ya da Atvi Vatan Cemiyeti ya da Amerika'daki dernekler fark etmiyor. Kim isterse yayınımıza katılabilir. Bizimle aynı görüşte olmayanlar da yayınımıza katılabilirler. Fark etmiyor. Dediğimiz gibi ne olursa olsun biz hepimiz Ağızkalıyız. İçimizde bu olayları tartışmamız gerekiyor ki bir neticeye varalım, bir sonuca varalım değerli dostlar. Yani birbirimize düşman olarak değil.
eleştirebiliriz. Biz herkesi eleştiririz. Yani bugün eğer Datub'u eleştiriyorsak, yarın Atfi'yi de eleştirebiliriz. Vatan cemiyetini de eleştirebiliriz. O zaman ne olmuş olacağız? Siz buradan kalkıp bize yok satılmış mı diyeceksiniz? Değil. Biz halktan taraf yayın yapıyoruz. Değerli dostlar, bizi yanlış anlamayın. Mutlaka ve mutlaka bunu vurgulamak istiyorum. Mehmet Alp hala davet seçeneği gözükmüyor. Değerli kardeşim. Yunus Aslan, size de davet seçeneği gözükmüyor. Sizi de yayına alacağım. Mehralı Kuruşanov, size davet gönderiyorum şu anda. Diğer sorunlar çözüldükten sonra Mehmet Alp kardeşimizle de yayını yapalım. Şu an davet seçeneği gözükmüyor Mehmet Alp. Denedim, denedim, gözükmüyor. Şu anda Mehralı Kuruşanov'a istek gönderdik. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Selamlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Biraz kafa doldu, kusura bakmayın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ramil Bey, bu devlete katılmamın sebebi bundan bir hafta önce bu İslam Şahbandarı olan iftirada senin dürüst davrandığın için teşekkür etmeyi istedim. Birinci devlete katılmamın sebebi budur. Çünkü İslam'ın ettiğinin ondan birini etmemişler, İslam'a iftira edenler çok. Yani onun da bu vakayada sükut duranlar da daha da çok. Yani bizim milletin ne olduğunu biz biliyoruz, varına şükür. Edecek bir şey yok. Ama sen okşayan bir de iki tane adam çıkıp hakkın tarafını alabildiğin için dedim bu yayına katılıp teşekkür etmek isterdim. Birincisi bu. Öncelikle güzel yorumunuzdan dolayı ben teşekkür ederim. Ama şöyle bir şey de var. Doğru, bugüne kadar haklı gördüğümüz şahıslarla ilgili yayın yaptık. Bunun içinde İslam Şahbandarov da var. Daha önce de belirttim, yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Çünkü yanlış bir şey yapmadık. Ama bundan sonra çalışacağım ki şahıslarla ilgili yayın yapmayayım. Varsa kurumlarla ilgili ya da halkla ilgili yapmaya çalışacağım. Sebebi de Yok. şudur, yanlış anlaşıldık. Gerçekten çok yanlış anlaşıldık. Bir şahısla ilgili yaptığımızda o şahsın adamı olduğumuz öne sürüldü. O yüzden bundan sonra şahıslarla ilgili yayın yapmayacağım. Bunu Tamam. da getirmişken ben de söylemek istedim. Bunu duydum. İkinci yayınızda bunu dediniz. Ama İslam kimi bir başarılı adamın adamı olmak da bence şereftir. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi farklı düşünen insanlar da olabilir. Allah onların da yolunu açık etsin. Şimdi ben Washington, bakın ben Washington'da yaşıyorum. 12 yıldır. Bu İslam şeyin başında olan şeyde vakıtlarda bir projeler olurdu. Ben ailemi alıp Washington'a çıkardım. Bir bayrak sallamak mıdır, bir kongrese gitmek mıdır, ne olursa olsun bir projeler olurdu, bir ümit var idi. Şimdi Aydın Mamedov'u ben tanımam. Ya ben belki de kötü insan değildir kendisi. Belki de iyi insandır. Ama bizim başımıza Aydın Mamedov kimi insanı koyan insanlardır insan. İnsanlar insan değil biliyorsun. Şimdi Amerika kimi bir önemli topraklarda bir başarılı adam başımızda olması lazım ki bize bir başarıya ulaşalım. Aydın Mamedov iyi insan olabilir ama o bizlere bir hiçbir şey getiremez. 2-3 yıldır Aydın Mahmud'un başımızda. Onun varını da bilmezdik, yokunu da bilmezdik. Yani ben demek istediğim Amerika kimi tekrar etmek isterdim. Amerika kimi bir önemli memlekette bizim başımızda bir ele bir insanı tutmak isteyenler var ya, bizim milletin düşmeni onlardır. Aydın Mahmud'un değil. Ona demişler ki sen aslansın. O da zanmış ki ben aslanım, geziyor ortak. Oturmuş şeyine zannediyor ki ben aslanım. Demişler ki sen aslansın. Ama milletin ögüne durup milletin projelerini engellediğinin farkında bile değil. Bizim başımızın belesi bu Datut'tu. Bakın Datut yapı olarak yok. Datut ele bir şey olmuş ki Ali Gül, sen nasıl diyeyim? Ele bir sistem olmuş ki onu yıkmak imkansız. Hepsi kendi tap insanlar. Onu yıkmanın yolu bir tane. Benim düşüncemde yıkmanın bizim amacımız Datut'u yıkmak yok. Datut'un içini temizlemek olsa biz içeriden onu temizleyemezdik. Çünkü onun içindekilerin hepsi bir
Aynı bir kapasiteli insanlar. Elini gidip Zahreddin Gasanoğlu'nun elini öpüyorlar. Tamam, sen ne desen o. Öyle bir insanlar, ondakilerin hepsi. Şimdi onu yıkmanın yolu bir tane. Bence Erdoğan'a çıkmak lazım. Lazım olsa Datut'a alternatif bir grup uyuşturmak lazım. Ki bir yoksa başka türlü hepimiz her yerden durup Datut'a karşı konuşmayla biz onu yıkamazız. Onun o kadar parası var ki. Şimdi kimi istese satın alıyor. Yani bence bu Peki, Erdoğan'a Meral çıkmak Bey, lazım. şöyle bir şey var. Bu eleştirilerimizden sonra, Amerika'daki durumları gündeme getirdikten sonra bahsini ettiğiniz şahıs, yani Datup temsilcisi orada bir toplantı yaptı. Bu yakınlarda haber aldık. Ne oldu bu toplantının içeriği? Katıldınız mı ya da duydunuz mu? Neler konuşuldu? Bir şeyler vaat edildi mi insanlara? Bakın, ya 2 yıldır, 2-3 senedir hiçbir şey yapmamış insanlardan bir şey beklemenin kendi akılsızlıktır. Şimdi onların suretine baktım, 5 dakika surete baktım. Ya ne yazmayı bilmedim. Ana tepemde Allah. İnanın inanma. Ya insanlar sadece demek isterdim ki bu oturduğu kresla yere Ruslar. Şimdi Türkçesini bilmem. Oturduk. Sandalye, koltuk. Koltuğa çok yakışmışsınız demeden başka aklıma bir söz gelmedi. İnanır mısın? Çünkü onlara diyecek bir şeyin kendi yok. Ya faydası yok. Onlar yok insanlar. Sadece orada güzel lugar, değil mi? Yani bizim başımıza gelen bir şeyler, başarısız bir insanlar. Ben için Aydın düşman değil. Bak tekrarlamak isterdim. Aydın benim için düşman değil. Aydın'ı onda tutmak isteyenlerdi benim düşmanım. Böyle bir Amerika kimi başarılı yerde başarısız adamı başımızda tutanlardır bizim düşman. Türkiye'liler olsa bile bizim büyükelçi ise bile Zahreddin Gasanoğlu kim olursa olsun yani dünya katan proje yapmak olurdu. Amerika'nın imkanlarını herkes biliyor. Şimdi bir konu buydu zaten dedim. İkinci konu benim anlayamadığım bir konu var yine. Onu da paylaşmak isterdim. Neden ise bizim millet dünyanın her yerinde yaşar ama önemli yerinde yaşamaz. Şimdi bakın Dayton Ohio'da benim konularım var. İşte bir kısmet olursa ben de göçüp giderim oraya. Bilemezsin. Ama şimdi Dayton Ohio'da 100 aile yığıl. Bunda 5 aile çık Bayasaya sarayın yanına. Hangisi çok terazi basar? Elçisi bunda, jurnalisti bunda, her sesi bunda. Ya neden bizler Washington'un etrafında ya da Ankara'nın etrafında yaşamıyoruz? Niye bizim kimi milletler, yani vetensiz milletler, Akıskadan gayri hepimiz paytakta yaşamamız lazım. Ki bizim sesimizi kimse işitsin. Erzurum müdür Konya, siz Konya'dan ben bildiğim kadarıyla Konya'dansınız. Konya, Erzurum, ya her yeri güzel, ona söz yok. Ama biz Ankara'da olursa bizi kimse duyar. Washington'da olursak bizi kimse duyar. Moskova'da olursa. Yani Ama biz katılıyorum. Şöyle bir şey var. Ermeni lobisi mesela kendi soykırım iddialarını gidiyor Beyaz Saray önünde mitingler yaparak dünyaya duyurmaya çalışırlar. Zaten Beyaz Saray önünde herhangi bir tekil şahıs bile gidip orada bir şey miting yapmaya çalışsa hemen gündem oluyor. Dünyanın merkezi orada. Dünya oradan yönetiliyor. Yani kabul etmemiz gerekiyor. Orada kim ne yapsa hemen gündem oluyor bütün dünya basınında. Doğru söylüyorsunuz. Mesela Asgarlar birleşip orada bir miting yapabilirler. Güzel bir ama proje aslında. şimdi bakın da proje yap İslam'ın vaktinde biz yapıyorduk bu projeleri. Sorun İslam Dayton'dan 8-9 saat araba sürüp gelmesi lazım ki Washington'da bir proje yapsın. Neden bir Washington'da yaşamıyor ki? Neden ya siz Allah sizi Ramil Bey, neden siz Ankara'da yaşamıyorsunuz? İsal. Yani kolay olsun diye diyelim. Yani biz Rusya'da yaşıyorduk. Rusya'nın bir dibinde. Rostov'ta. Neden biz Moskova'da yaşamıyoruz? Telefonu biraz denkleştirebilir miyiz? Biraz düştü de. Buyurun. Evet. Neden biz Rostov'ta yaşıyorduk, Moskova'da yaşamıyorduk? Söz konusu bizim milletin yapısında biliyorsunuz. Hep dünyanın her yerinde yaşar, önemli noktalarında yaşamaz.
Kazakistan olsun, Özbekistan, nerede olsak olak biz dibin birinde yaşamış o. Bizim de onun için sesimizi kimse duymamış. Çık Washington'a bir gün, şimdi ben bir gün de ailemle kaç kere İslam Şahbandarı proje yapanda çıktım. Ailemi aldım, çelimi çocuğumu çıktım pazar günü. Zaten of, zaten yani çalışmayan gün. Niye çıkmayalım ki? Millet için. Ama aydın geldi, aradan 3 yıl geçti hiçbir şey yok. Yine bundan bir 10 yıl geçer gene hiçbir şey olmaz. Ha aydın orayı bırakır mı kendi kendine? Bırakmaz. Onu Türkiye desteklemedikçe o bırakmaz o işi. Peki başarısızlığını hiç kabul edilir mi? Diyelim mi ki ben başarısız oldum, şu nedenlerden dolayı başarısız oldum. Yani siz bir halk olarak bunu söylüyorsunuz, başarısız oldu aydınlanmadı. Bunu kendisi kabul ediyor mu? Ya ona aslansın demişler, inanmış. Sanmış ki ben aslanım. Ya insan, bak yine bakın tekrar, aydın benim için düşman değil. Benim düşmenim aydını bunda tutanlardı. Bizim büyükelçi olur mu? Türkiye'nin Dışişleri Başkanı olur mu? Zeyddin Gassanov olur mu? Kim olursa olsun. Bizim başımızda aydın kimi insanları olmasını sağlayan insanlardı bizim düşmenimiz. Aydın bizim düşman değil. Bak bunun farkında olmamız lazım. Ama son olarak bizim... Meral Bey, son olarak bir şey soracağım. Şu an oradaki durumlar nasıldır? Halkın birliği söz konusu mudur? Yani böyle toplantılar oluyor, bir uyanışma var. İbrahim Kamalov da bir nasıl söyleyeyim, birliktelik hareketi başlattı. Yine bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Halkın buna tepkisi nedir ilk olarak? Bence şu anlarda kimse aydını deviremez. Şu anlarda. Türkiye'den izin gelmemiş, aydın devrilmez. Halk ne kadar ayağa kalksa kalksın. Bakın. Neden ki? Zaten komisyon resmi değil şu anda. Aydın Mamedov zaten resmiyette başkan değil şu anda. Yani yok, biz şimdi elçi destekleyince demek Türkiye'nin desteğini alıyor. Elçi destekleyince Türkiye'nin desteğini alıyor. Bu tamam, siz de birleşin. Türkiye'nin desteğini almadan, zaten sizin orada ekonomik durumlar iyidir. Türkiye'nin desteğini almadan güzel bir birlik, resmi bir birlik yapabilir miyiz? Bakın, resmi birlik yapabiliriz. Ama bayağı ben dediğim kimi dünyanın her yerinde yaşarız, Washington'da yaşamaz. Şimdi ben de her şeyi bırakıp Dayton'a köçeyim gideyim. Nayda gitsin. Yani biz sorun o. Yani sizin de fazla vaktinizi almak istemezdim. İki konuyu konuşmak istedim. Birincisi bayağı dediğim gibi teşekkür etmek istedim. İkincisi aydın bizim düşmanı değil. Arkasında duranlardı düşmanımız. Üçüncü konu da bizim millet her yerde yaşar ama dünyanın önemli noktalarında yaşamaz. Biz bu meseleyi çözmemiş, biz hiçbir şey çözemeyiz. Bakın, şimdi siz diyen kimi halk ayağa kalkıp aydına karşı çıkar mı? Yok. Çünkü Amerika milleti, Amerika'nın yaşa şeraiti biledir. İnsanlar politikaya kızıkmazlar. Yani işe gider, işten gelir, kendini çocuğunu alır, yemeğe gider. Ama bu dünyanın gidişatına Amerika sistemi öyle bir yapılıyor ki karışmıyorlar. Amerikan insanının da umurunda değil. Bizim milletle unsur usul bu ölçüye geliyor. Ola ben aylığımı, paramı kazanayım, maaşımı alayım, fazla iyi araba alayım, falan edeyim, falan edeyim. Ama böyle bir politika seviyesine girmek istemiyorlar. Neden? Çünkü Türkiye'nin desteğini olmadıkça, yani insanlar bir şeyin hedefine yığılması lazım da. Yine teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Meral Bey. Katıldığınız için, oradaki durumları da bize aktardığınız hem güzel yorumlarınızdan dolayı. Eleştiride de yapıcı eleştiride bulundunuz. Yıkıcı bir eleştiri bulmadınız. Teşekkür ederim. Bu eleştiriler dikkate alınmalıdır. Bu halktır. Bize canlı yayınımıza katılan, bu tür sorunları dile getiren halktır. Biz bu yayınları yapmamızın sebebi, halkla yayın yapmamızın sebebi, kendimizden uydurmuyoruz demek istiyoruz. Yani bir problem varsa biz kendimizden uydurmuyoruz. Halk bunu talep ediyor. Biz de halkın medyası olarak bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Son olarak sözümüzü alalım. Tekrar demek istedim. Datuti de yıkma için, Aydın'ı da buradan kaldırma için biz Türkiye'de Erdoğan'ın karşısına çıkılmamış. Onlar yıkılmaz. Onlar öyle bir çete olmuşlar ki olsa o kadar. Mafya.
Bence İnşallah daha düzelir kısa diyorum. yolu artık. Teşekkür İnşallah ederim. düzelir ve bu eleştirileri dikkate alırlar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun yayına katıldığınız için. Sağ olun. Evet değerli dostlar, ikinci yayın konuğumuz Mihrali Huruşanoğlu'du. Amerika'dan katıldı. Oradaki sorunları dile getirdi. Planlı bir yayın değil. İsteyen katılabilir. Yine tekrarlıyorum. Ramil Guseynov adresinde olmayan, arkadaşlığımda olmayan kişileri buradan davet gönderemiyorum. Mutlaka istek göndermeniz lazım. Ramil Guseynov sayfama. Oradan kabul ettikten sonra buradan ben davet gönderebilirim. Olan olmayanlar buradan bana davet gönderirlerse ben onaylayabilirim değerli dostlar. Şöyle söyleyeyim, ben davet seçeneğini de açayım. Evet, şimdi açtım. Bu şekilde de olabilir. Mehmet Alp, evet şu anda gösteriyor, davet et seçeneği sizde. Yorumları okuduktan sonra sizi yayına alacağım. Salima Fayeva, Datup kötü bir insan değil ya demiş. Zaten Datup insan değil. Salima Fayeva, Datup bir kurumdur. Biz insandan bahsetmiyoruz. Şükür Şahbazov, evet orada bir diyalog var. Mehmet Alp, şu anda problem yok bence. Evet, bizde de yok şu anda. Alabilirim yayına. Elman Bey yazmış. Azerbaycan'dan da selamlar. İşlerinizde başarılar diliyorum kardeşim demiş. Aleyküm selam. Biz de sizlere Azerbaycan'a selamlarımızı gönderiyoruz. Nevruz bayramınız kutlu olsun. Yunus Aslan nasılsın? Ramil nasılsın? Katılamam yoldayım demiş. Evet, müsait olursanız katılabilirsiniz. Yayınımız biraz sürecek. Cemşit Halit çok haklısınız demiş. Teşekkürler. Cemşit Halit Ağızkada yaşamak lazım demiş. Tabii ki Ağızkada da en önemli, zaten bu işlerin en önemlisi Ağızkaya dönüş mücadelesidir. En önemli mücadelemiz budur. Bunu vermemiz lazım. Gidip yaşamak istemeyen olabilir. Ona saygı duymamız gerekiyor. Dünyanın dört bir tarafında yaşama hakkı vardır her bir insanın. Ağızkalının da aynı zamanda. Ama Ağızkada yaşamak isteyenlere de yol açılması gerekiyor. Onlara ekonomik cihetten orada şartlar uygulanması gerekiyor. Oraya giden, Ağızkaya giden halkımız sıkıntı yaşamaması gerekiyor. Gerek iş imkanları sağlanması, gerek ekonomik durumlarının kolaylaştırılması gerekiyor. Böyle, durum böyle olunca zaten insanlarımız Ağızkaya gidebilirler. Şöyle söyleyeyim, bugünden itibaren evini satıp gidip Ağızkaya'da yaşamak isteyen çok insan tanıyorum. Yılmaz Kılıç, Ankara etrafında bir şey yok. Ankara'da yaşayan her şeyi en son duyar. Ankara memur şehri, okuyup kamu görevi alanlar orada çalışıp yaşar. Bursa, İstanbul iş imkanı daha çok demiş. Evet bu, ama burada önemli olan yani iş imkanı değildi. Sizin o dediğiniz kurumlara, mesela Türkiye'nin başkenti Ankara'dır ve bütün önemli kurumlar Türkiye'nin Ankara'dadır çoğunlukla. O yüzden yani önemli kurumların yer aldığı bölgelerde yaşamamız gerekiyor. Bir herhangi bir durum oluşturduğunda da o bölgelerde yani mitingler, ses duyuruları falan bir şeyler yapmak lazım. Mesela örneğin Kırgızistan'da olaylar olmuştu. Bu Özbeklerle Kırgızlar arasında bizim Ağızkalılar orada sıkıntı yaşamıştı. Mesela bu olayı biz duyurmaya çalıştık medya aracılığıyla, ama bir araya gelip miting yapamadık çünkü birliğimiz yoktu. Resmi olarak bir birliğimiz, resmi dediğim yani gerçekte bir birliğimiz yok. Resmiyette var ama gerçekte bir birliğimiz yok. Hepimiz paramparçayız. Aynı zamanda Ukrayna'da yaşayan Ağızkalılarla ilgili, yani Allah razı olsun, devletimizden sahip çıktı. O zaman da ses getirmeye çalıştık ama birliğimiz olmadığı için dediğim gibi çok da böyle önemli duyuramadık bütün dünyaya. Yine de devletimize duyurabilmiş olduk öyle ya da böyle. Şükür Şahbazov, Ramil kardeşim dediği şahsı oraya kim koymuş öğrenebilir miyiz? Yani ABD'de yaşayan Ağızkalı Türklerin başına getirilecek adamı halk seçmiyor mu demiş. Benim bildiğim halkın seçimiyle değil, direkt atamayla gelen bir başkandır şu an oradaki ve resmiyeti de yoktur. O da bir gerçek. Şükür Şahbazov cevaplanırsa memnun olun demiş. Böylece cevaplamış oldum.
Resul Abdullayev ısrarla yazıyorum. Bütün cemiyetler Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na bağlanmalı. Başında bakan başkanı da bakan atamalı demiş. Ben öyle düşünmüyorum. Başkan genelde halk tarafından seçilir. Halk der ki bizi en güzel bu temsil eder. Bu şahıs temsil eder. Bunu seçelim. Bu bize vekalet etsin orada. Gitsin bizim adımızdan bizi temsil etsin der. Yani çünkü sonuçta halkı temsilen kurulan bir STK ise, halkı temsilen kurulan bir federasyonsa, birlikse halk tarafından başkanı da seçilmelidir. Ben öyle düşünüyorum. Biraz üşüttüm, kusura bakmayın. Mehmet Alp ağzına sağlık demiş. Teşekkürler. Rauf Ragimov iyi yayınlar Ramil demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buradan Rusya'ya da selamlar olsun. Yılmaz Kılıç yazmış. Bu yasal olarak mümkün değil ancak yönlendirme mümkün. Her ülkenin kanunları, milli hakimiyeti var. Bu benim kanaatim demiş. Evet, çok haklı. Salima Fayeva yani Datu bu derken Ziyaddin Kasanova diyorum onun kurumu demiş. Anladım. Bahadır Ahmet iyi yayınlar Ramil Bey demiş. Teşekkür ederim çok sağ olun. Evet. Mehmet Alp'ı canlı yayına alacağım değerli dostlar. Yanılmıyorsam Kastamonu'dan katılacak yayınımıza. Evet. Şimdi birazdan aldıktan sonra kendisi hatırlatır. Biraz unuttum nereden katılacağını. Konya'daydı. Benim çok değerli arkadaşımdır. Ahıska konularında bize çok yardımları dokunmuş milliyetçi bir kardeşimizdir Mehmet Alp. Geçen de yayına katıldı. Daha önce de yayınımıza katılmıştı. Afrin'le ilgili, Afrin hareketiyle ilgili yayın yapmıştı kendisiyle. Güzel konuşma oldu. Hoş geldin değerli kardeşim Mehmet Alp. Nasılsın, iyi misin? Elhamdülillah, iyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Senin neslinde, senin ve bütün Ahıskalı abilerimizin, büyüklerimizin ellerinden öper, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Bugün Nevruz Bayramı'nın en önemli bir olayı. Maalesef bu Nevruz kültürü Orta Asya'da, Türkistan bölgesinde daha aktif kullanılırken, Türkiye'de biraz pasif kalıyoruz. En basiti bizler Nevruz'u tam manasıyla idrak etmeyip o gün İşte akşam beraber çocuklarımızla bir yere çay içmeye gitmek yerine, onlarla vakit geçirip durumu anlatmak yerine evde oturup Facebook ya da televizyon izlemeyi tercih ediyoruz. Nevruz olduğu günleri görmek dileğiyle diyelim. Şimdi bu güzellik yarışmasıyla alakalı bir husus var. Beni çok rahatsız etti. 1988 yılında işte Sovyetler SSCB döneminde Gorbaçov'un gelmesiyle bir yenilik hareketi başladı ve bu hareket kapsamında da ilk güzellik yarışması düzenlendi. Şimdi bu güzellik yarışmasının esprisi ne? Dünyadaki bütün milletler ya da bunu küçük lokasyon haline de getirin. Bir yörenin halkı neyi meşhursa onu reklam yapmak için, affedersiniz parantez, bunun reklamıyla yöresini pazarlamak için böyle bir çalışmaya girer. Mesela Türkiye'de Ege bölgesinde deve güreşi yarışları vardır. Develeri yarıştırırlar. Aynı gün develere güzellik yarışması yaptırırlar. Suudi Arabistan'da da vardır bu. Ya da Kurban Bayramı'nda, kurban pazarlarında inekleri, mandaları güzellik yarışmasına koyarlar. En Camışlara, iyisini seçer. biz camış diyoruz Ağızka dilinde. Ağızka, ağzımız. Camışları en iyisini seçmek için böyle bir yarış haline gelir. Şimdi ben bunu gördüm, aklıma bu geldi. Kazakistan'daki Ahıskalı bacıların pazarlanmaya ihtiyacı mı var ki böyle bir tezgah, böyle bir oyun tertip Estağfurullah. edin? Öyle demeyelim, öyle Ben demeyelim. Yani özür dilerim. Bu benim dediğim kendi gibi hani düşüncem. Bunu yapan niyetleri iyi olabilir ama çıkışta yani siz mesela Ağızkalı değilsiniz. Takip ediyorsunuz bu tür olayları ve afişi gördünüz. Bu afiş üzerinden konuşuyorsunuz. tabii ki İçeride direkt aklıma bilmiyorum. bu geldi. Direkt aklıma bu geldi. Yani bu afişin herhangi bir yerinde bir yetenek yarışması olduğu söylenmiyor. Hani iddia edildi. Yorumların birçoğunu okudum. İşte bu bir yetenek yarışması. Yetenekse yeteneği temsil eden şey başına taç giymiş, vücudunun hatlarını belli eden bir kadın resmi midir? Bu bir yetenek temsili midir? O zaman bu yetenek temsili ise çok iyi bağlama çalan biri Kazakistan'daki Ahıskalı parantez yöneticiler saz çalan, çok iyi bağlama çalan birine yeteneksiz diyorlar.
Yani afişi kim yaptıysa ya kasıtlı ya kasıtsız büyük bir yanlış yapmış, büyük bir hata yapmış ve bu hatadan dolayı da ilk olarak Ahıskalılardan daha sonra da bütün Türk milletlerinden özür dilemesi gerekir. Bunun ana sebebi de şu. Temsil ettiğimiz kurum, temsil ettiğimiz kişiler çok önemlidir. Mesela zamanında Bursa'da diyelim ya da işte Afrika'nın bir Nairobi eyaletindeki bir grup insan yaptığı bir hata yüzünden İngiltere'nin bir mahallesinde yaşayan aynı grup insan sorumlu tutulur. Nasıl ki şu anda dünyada herhangi bir yerde Müslüman adı altında faaliyet gösteren terör örgütlerinin yaptığı hatalardan biz de mesul oluyorsak. Bize de onlar yüzünden aynı şey diyorlar. Yani buradan şu çıkıyor. Kazakistan'da düzenlenen bu Ahıskalı tabiriyle yapılan organizasyonun etkisini ben açıkça söylüyorum. Bir yıl Ahıskalılar. sonra, bir yıl sonra ya da bir ay sonra, 2 ay sonra neyse Bursa'daki kız kardeşlerimiz de diyecekler ki ya Ahıskan'ın kızları güzel oluyormuş, bir güzellik yarışması varmış. Hadi bir tane de burada siz yapın. Bunu bile doğurabilir. Yani bu kadar düşüncesiz, yani düşüncesiz de demeyeyim. İnsanın yaratılış fıtratı gereği görebileceği ileri görüşlülük ya da dünya görüşü basittir, sıradandır. Maalesef bunlar sadece Türklüklerini ve Ahıskalı olmalarını Kazakistan'la sınırlandırmış insanlar olduğu için dünyanın diğer tarafındakiler ne yapsın, ne yaparlarsa yapsınlar böyle bir şey yok. Onları ilgilendirmiyor diye diyor. Şimdi Tevafuk internette bununla alakalı gezinirken 18 Kasım 2015'te DATÜP'te gözlüklü bir yetkili var. İsmini buradan vermek istemiyorum. Hepimizin yakının tanıdığı demiş ki vatana dönüş mücadelemiz devam ediyor. Çok güzel. Yani 2015'te böyle bir şey söylemesi. Şimdi bu DATÜB'ün bir sonuçta bir WhatsApp grubu vardır. Hepimiz WhatsApp kullanıyoruz. Bu şahıs da Türkiye'deki en yetkili kişilerden biri. Kazakistan'dakiler ya bak Fransa'daki. biz özür dilerim. Bu şahıs da bir yetkili sonuçta. Evet. Bu WhatsApp grubuna ya biz Ahıskalı işte böyle bir şey yapacağız. Güzellik yarışması düzenleyeceğiz. Ya da yetenek yarışması düzenleyeceğiz. Bayağı da bir para vereceğiz. Sizin görüşleriniz nedir diye bir yönetim kurulunca karar alırlar. Çünkü her dernek teşkilatında, siyasi teşkilatta bırakın onları muhtarlar bile azalarıyla toplayıp bir fikir birliği yapıyor. Burada bir diğer problem o yönetim kurulundaki bütün insanların buna bir tepki göstermemiş olması. Yani evet tamam Kazakistan'dakiler haklı. 10 üzerinden 9 puan haksızlarsa özür dilerim. 10 üzerinden 9 yanlışları varsa diğer yöneticilerin de bunda hataları var. Eğer onlarla paylaşıldıysa. Şimdi sonuç demişler ki bir proje üretin. Siz de bir proje yapın. Tamam ben projeyi söylüyorum. Ahıska okumaları diye hemen bir anket gibi form oluşturacağım. Bu hafta içerisinde Rami senden ricam. Ahıska gençlikle de paylaşacağız. Üniversite kardeşlerimizden 5-10 kişi arasında Kafkasya bölgesiyle alakalı bir okuma programı inşa ediyoruz. Bu okuma programında haftalık bir makalede kitap okuyacağız aylık neyse. Bu okuduğumuz eserlerin değerlendirmesini de gerek canlı yayından gerek YouTube'a koyacağız. Diyeceğiz ki kardeşim bizim yaşadığımız bölge Rusya bize bunları yaptı. Buyurun akademik kaynakları. Ermenistan bize bunları yaptı. Ben bir Ahıskalı olmayarak gönülden Ahıskalı olarak ikinci vatandaşlığımı gönülden Ahıskalı kabul ederek böyle bir alternatif proje bile üretebiliyorsam isteğim şu tabii herkes bir düzen kurdu, herkes bir yaşam kurdu, dünyanın farklı yerine dağıldılar. Ama beklentimiz çok zor bir şey değil ya. Ya en azından bize destek olun. Bir şey yapamıyorsanız bizi paylaşın. Tamam bizim isteğimiz şudur. Biz Çevrenizdeki engelliyiz, bütün biz Ahıskalıları paylaşılmıyoruz o gruplarda. Biz hain olarak belirtildiğimiz için, yani onlara göre biz hainiz. Biz paylaşılmıyoruz DATÜB grubunda mesela, açık İşte ve net söyleyeyim. bahsettiğim Eleştirdiğimiz bu. için, boyun eğmediğimiz için, sürekli dile getirdiğimiz için yanlışlarını biz hain oluyoruz. İçeride bir hain olarak gösteriliyoruz. Hatta toplantılarda, bu AK Parti reklamları yaptıkları toplantılarda da sürekli dile getiriliyor. Bazı hainler diyor, yani bizi şey yaparak, vurgulayarak. Ne yapalım? Yani Şimdi biz onlara göre dünyadaki hainiz ama halka göre Allah'a şükür halkımız takip ediyor. Görüyorlar. Selamun aleyküm kardeşim. Merhaba. Merhaba. Şimdi dünyadaki her milletin bir hain
hayvanı vardır temsil ettiği. Mesela Ruslar ayı hayvanıyla özdeşleşmiştir. Ayıyı severler. Putin ayının üstüne binip gezer. Ondan sonra ne var? Avustralya'da kanguru vardır. Türk'ün kendisine örnek aldığı hayvan eski çağlardan beri bozkurttur. Bozkurt esir alınamaz. Sirk de oynatılamaz. İsteği ve görüşü yüzünden isteğini ve görüşünü bir parça et için birilerine satmaz. Özgürlüğü için gerekirse intiharı bile tercih edebilecek derecede karakterli, düzgün bir hayvandır. Ahıska gençliğinde sembolüdür. Herhangi bir siyasi oluşum içerisinde değil. Sadece bu milli hassasiyet olduğu içindir. Maalesef yani belki ağır bir itham olacak, belki büyüklerimiz bana kızacaklar ama oturdukları koltuğun geleceğini birilerinin önüne sunduğu şeyleri imzalamakla ya da akıl denilen düşünme yetkisini birilerine bedavaya peşkeş çekerek koltuklarında oturabileceğini zanneden insanlar ne bozkurdun ruhunu anlayabilir ne de bu mücadelenin sonunda bir yere varılabileceğini anlar. Bu Ermeni lobisinden bahsettiniz ya. Aslında Amerikan siyasal sisteminde lobicilik faaliyetleri çok düşük bir seviyededir. Maalesef Türkiye'de bazı siyasi propaganda yapan televizyon kanalları tarafından bir isim çıkmış. İşte Yahudi lobisi, patates lobisi, Ermeni lobisi, patlıcan lobisi diye. Şimdi bu lobicilik faaliyeti çok kısadır. Nedir? Olayın çıkışı zamanında bir konu için Amerikan başkanıyla biri görüşmek istiyor. Onunla otel lobisinde görüştüğü için lobicilik oradan kalıyor. Hani lobide görüşülebilen bir olay diye. Bir halka yaparsanız iç içe işte en başta Amerikan Başkanı, Temsilciler Meclisi, işte Senato diye böyle Amerikan sisteminde bir halka yaparsanız bu lobi onun çok dışındadır. Fakat lobinin önemi şudur, etkili şudur. İyi teşkilatlanıp iyi organize oldukları için mesela bir konu olduğu zaman bütün ekibine söylerler. Onlar telefonla direkt arayıp şikayet ederler. Problem çok büyük bir problemmiş gibi algılanır ve çözülür. Şimdi Türkiye'deki Ahıskalılar için konuşuyorum. Bizi izleyen 44 tane güzel insan var. Bu 44 tane insan yarın DATÜB'ün İstanbul ya da Türkiye'deki temsilciliğini arasa. Böyle böyle bir şey varmış kardeşim. Bu konu hakkında bilgi istiyoruz. Eğer bunu gerçekten yapacaksanız yazıklar olsun diye telefonda şikayet etse belki İstanbul yetkilileri açıklama yapmak zorunda kalabilir. Ya da Kazakistan'a mail atsak şu anda 43 kişi aynı anda ya da Instagram adreslerine yazsak bu yaptığınız yarışma rezilliktir, şöyledir, böyledir diye özür bile dilerler. Maalesef teşkilatlanma kısmı bizde eskiden çok iyiymiş ama artık bu özelliğimizi yitirmişiz. Bunun sebebi de bozkurt ruhundan ayrı kalmamız bir. İkincisi gelecek kaygımızın çok fazla olması. Türkiye'de yaşayanlar için konuşuyorum ya da Türkistan vilayetinde. Ya ben böyle bir şey söylersem beni de onlardan zannedip geleceğimi karartırlar korkusuyla yapan insanlar varsa mesela CİMER'e yazabilirsiniz Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne gizli olarak. Böyle bir şey var. Ben Ahıskalı olarak bu durumda rencide oldum. Bunu düzenleyen DATÜB'e Türkiye'de sağlamış olduğunuz imkanları kısıtlayın. Dışişleri Bakanlığı'na yazabilirsiniz. Türk vatandaşı olarak Ahıskalıyız. Bizi yurt dışında böyle temsil etmeye çalışıyorlar. Bu da bizim onurumuza dokunmuştur diye. Yurt dışı akraba Türkler Birliği'ne yazabilirsiniz. Yani isterseniz birçok şey yapabilirsiniz, yapabiliriz. Yeter ki bu istek bizde olsun. Bu istek bizde olduktan sonra nice Kürşatlar, nice Mustafa Kemaller, nice Elçi Beyler bizim içimizden çıkacaktır. Herkese selam eyleyeyim. Bir sorusu olan varsa orada görmüyorum. Cevaplayabileceğim bir şey varsa Şöyle onu da söyleyeyim, yine cevaplayayım. dediğim gibi 15 dakika süremiz olduğu için hem son Tamam. olarak son yorumlarını alalım, hem de şu arkada galiba Azerbaycan bayrağı. Evet, Azerbaycan Bir bayrağı var. bakabilir miyiz? Şimdi şöyle Azerbaycan bayrağı dur. Helal olsun yani. Hiçbir şey değişmemiş seninle ilgili. Yani Eyvallah. olduğu gibi, tanıdığım gibisin. Helal olsun. Ya Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bilsinler. Türkiye'de Türk bayrağı Azerbaycan'ın evet başucumuzda, bayrağını Azerbaycan bayrak bayrağı bilen burada. bizim kardeşlerimiz var burada. Eyvallah. Cümleten bütün herkese selam olsun. Yani yorum olarak biraz da kendi çerçevemizi
kendimizi öne alalım. Kardeşim biz ne yapıyoruz? Ortada bir yangın var. Biz bu yangın aman bizim evde bir şey yok diye bir tepki göstermeyecek miyiz? Yoksa tepki göstermek için yangının bizim eve sıçramasını mı bekleyeceğiz? Yangın bizim eve sıçradıktan sonra bakın insanların kültürel olgularına olan saygısı, hassasiyetleri çok önemlidir. Mesela şu anda Yalova'da birçok Gürcü vatandaşımızın, Gürcistanlıların kaldığı köyler var. Bu köylerdeki kültürlerine zarar verebilecek herhangi bir eylemi valiliğin yapmasına müsaade etmiyorlar. Böyle bir şey olduğu zaman tepki gösterip o küçücük köy kasabasında kültürlerini yaşatmaya çalışıyorlar. Keza işte Erzincan'daki Ahıskalı kardeşlerimiz. Küçücük bir Ahıska oldu aslında orası. Gönlüm ister ki orada bir çadır olsun, Ahıska kültürü bir müze olsun. Fakat imkan meselesi. Allah bize o imkanı verirse elimizden geleni de yaparız. Biz kültürümüzü korumakla mükellefiz. Eğer ki bu kültürü şeyde savunamazsak, koruyamazsak dediğim gibi büyük bir yangın çıkacak bizim mahallemizde. Bu yangın önce bizim bir önceki caddemize gelecek. Biz yine ses çıkartmayacağız. Sonra bizim sıramızdaki evlere geleceğiz. Biz ya nasıl olsa bizim ev yanmıyor diye yine ses çıkartmayacağız. Sonra komşumuza gelecek. Aman biz iyiyiz. Komşumuz yanarsa yansın ne yapalım kader diyeceğiz. En sonunda bizim eve geldiği zaman bu sefer diyeceğiz ki ulan yazıklar olsun. Benim evim yandı kimse gelmedi size diye. Kimse bize yardıma gelmedi. Kimse bize istemedi. Doğu Türkistanlılar bunu söylediler ya. Ya biz televizyonda işte iğne ipliğinden melekler geçer mi geçmez mi tartışmasını yaparken Çin bizi işgal etti dediler. Ya da Balkanlardaki aynı durum. Biz meleklerin cinsiyetini tartışırken biz işgale uğradık dediler. Ya da çok basit olaylardan işte bu Karabağ olayları Azerbaycan konusunda. Elçi Bey her ne kadar sakinliği korumak istese de maalesef sözde albay olan, yardım etmesi gereken insan ruhunu Rusya'ya sattığı için orada isyan etti yani ihanet etti ve ilk başta Azerbaycanlılar maalesef buna tepki göstermedi. Daha sonradan ortaya çıktı bu olay. O yüzden lütfen sizlerden tek ricam bir kardeşiniz olarak sizin kültürünüz çok güzel. Ahıskalıları ben çok seviyorum. Ahıska kültürü de hani dünyada böyle bir sıralama yapsak yaşantısı, samimiyeti o sıralamada mutlaka ilk onda yer alır. Bu kültürünüze, kültürümüze sahip çıkabilmek için bir şeyler yapalım. Somut bir olaylar yapalım. Yurt dışından bizi izleyenler, Türkiye'de zor durumda okuyan Ahıskalı kardeşlerimiz var. Bu döviz olmuş 6 lira, 7 lira. Yani sizin yollayacağınız 50 dolar mesela size bir zarar vermez ama buradaki bir öğrenci için 50 dolar 300 lira para adamın KYK parası, yurt parası. Yani fedakarlık olmadan maalesef bir şeyler olmuyor. Ben 3 yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum sana da hani benim de fikrimi ellendirmek isteyip bu insanlara buluşturduğun için. Ya 3 yayındır ben söylüyorum gelin bir şeyler yapalım. Yurt dışındaki abilerimiz, büyüklerimiz gelin bir proje başlatalım. İhtiyacı olan 10 tane Ahıskalı öğrenci belirleyelim. Başarılı olan, ihtiyacı olan. Bu kardeşlerimizin yurt parasının siz ödeyin. Yani bize para da yollamayın. Ya da ona para da yollamayın. Direkt internetten girin siz ödeyin. 30 dolar ya da 30 euro. Yani yurt dışında yaşayan biri için Türkiye mantığıyla konuşuyorum. 30 lira. 30 lira bize zarar vermez. Size de zarar vermez. Ama sizin oradaki 30 liranız Türkiye'deki bir kardeşimizin bir aylık devlet yurdundaki kalacak parası. Ya da Kazakistan'daki bir kardeşimizin daha demin dedi ya Kazakistan'da 130 dolara yaşayabiliyoruz. O 30 dolar belki onun yurt parası olacak. Bu işler küçük küçük desteklerle başlar. Allah senin yolunu her daim açık etsin. Allah tekerine taş değdirmesin. Anadolu'da öyle söylerler. Yani biz elimizden geldiği kadar bu mücadeleyi vermek zorundayız. İsteğim, umudum bir gün bütün Ahıskalıların aynı şeyleri söyleyerek özünde ve sözünde bozkurt ruhuyla bu konularda mücadele eden insanlara destek vermesi, onları yalnız bırakmamasıdır. Dinleyenler hakkını helal etsin. Onların da başını arttık. Kusura bakmasınlar. Bir şey varsa yapabileceğim haber etmeleri kafi. Selametle cümleten. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Yayına katıldığın için çok teşekkür Eyvallah. Ederim. Güzel yorumlarından Hadi. Ve sevgi dolu kelimelerinden.
olaydı. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Allah razı olsun kardeşim. Selametle. Evet değerli dostlar, bir yayın konumuzu daha yayına aldık. Mehmet Alp, çok değerli milliyetçi Türkçü kardeşimiz de güzel projeler sundu. Evet, çok doğru diyor. İnsanlarımızın, halkımızın projelerini, gençlerimizin projelerini dikkate almaları gerekiyor. Ayrıştırmamaları gerekiyor. Ya sen bizi eleştiriyorsun, bizden değilsin dememeleri gerekiyor. Eleştirene daha fazla yapışmaları gerekiyor. Daha fazla tutmaları gerekiyor onu. Çünkü her şeye boyun eğen insan başarılı bir insan değildir. Her şeye boyun eğmeyen, çoğu zaman haksızlıklara direnen insanları yanınıza alın. İşte o zaman başarılı olacağız. Gerçek diyorum. Yani gerek DATUK gerek vatan cemiyeti fark etmiyor. Çevrenize alacağınız bu girişimci gençler olsun ya da yönetime alacağınız şahıslar olsun, hepsi talepte bulunan insanlar olsun. Halk için, halkımız için, topraklarımıza geri dönmemiz için ya da yaşadığımız mühitte daha böyle nasıl söyleyeyim, birlik beraberliğin oluşturulması için güzel projeler üretebilen, taleplerde bulunabilen kişileri yanınıza alın. İşte o zaman inanın bana, sonuna kadar buradan halkımız destekledikçe biz de destekleyeceğiz. Eğer halk itiraz ediyorsa biz de itiraz ederiz. Bunu kesinlikle anlatmak istiyorum. Şükür Şahbazov bence de halkın adından konuşacak, hareket edecek birini halk seçmelidir diyor. Katılıyorum. Değerli dostlar, yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Lütfen herkes bir kendi sayfasında paylaşsa ya da gruplarda paylaşsa birçok insanımıza ulaşırız ve gelecek yayında daha değişik insanlarla karşılaşır, daha değişik yayınlar yaparız ve Ahıskalıların farklı bölgelerdeki insanlarımızın sıkıntılarını dinleriz değerli dostlar. Mesela örneğin Kıbrıs'la ilgili hiç yayınımız olmadı. Kıbrıs'ta da bizim halkımız yaşıyor ve orada orayla ilgili hiç yayınımız olmadı. Oradan bizim yayınımıza katılmak isteyenler, mesela Hakan Uygun var. Benim tanıdığım orada dernek başkanı, Azka Türkler Derneği'nin başkanı. Onunla yapabiliriz. Kendisi de buradan ya da orada yaşayan diğer halkımız varsa. Kazakistan'da mesela yaptık. Çok güzel, Şükür kardeşimizden dinledik. Kırgızistan'la ilgili yayın yapabiliriz. Kırgızistan'da halk nasıl yaşıyor? Onlar da arasınlar. Rusya'dan, Rusya'nın farklı bölgelerinden, Nalçik'ten, Rostov'dan, Soçi'den ve diğer bölgelerde yaşayan Ahıskalılar bizimle iletişime geçsinler. Buradan yayına katılsınlar. Zaten kimseyi zorlamıyoruz. Mesela sıkıştırmıyoruz soru sorarak. Bırakıyoruz, kendileri anlatıyorlar. Burada samimi ve güzel bir yayın gerçekleşiyor. Katılım da gayet iyi her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ediyorum yayınlarımızı paylaştığınız için. İbrahim Kamalov, halk aktif olmalıdır, başa gelen başkanını iyi seçmelidir demiş. Kesinlikle. Halk içinde girişimci insanlar vardır. Örneğin mesela diyelim ki Amerika'da birisi var, sürekli halk için bir şeyler yapıyor ve bir gün seçim yapılacak ve o kişi oradadır diyelim, adaydır. Halk onu bilmesi gerekiyor. Halkın onu seçmesi gerekiyor. Yeni çıkan birini değil, daha önce çalışmalar yapmış birini seçmesi gerekiyor ki desinler ki ya bu insan gerçekten bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu makama geldikten sonra daha çok şey yapacaktır. Buna inanarak yapmaları gerekiyor. İngilizce bir isim yazmış. İyi yayınlar demiş. Kardok diye. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Herhalde Amerika'dan. Cemil Aşrapov. Bu arada Alihan Laçinov yayına katılmak istiyordu. Şu anda yayındaysa, bizi izliyorsa lütfen yazsın. Buradan listeye ekledim. Özelden yazmıştı katılmak istiyorum diye. Cemil Aşrapov yazmış. Allah razı olsun Mehmet demiş. Aynen, biz de katılıyoruz. Salim Aliyeva, arkadaki bayrağı merak ettim bu arkadaşın demiş. Azerbaycan bayrağıydı ve aynı zamanda yanında duran da Türk bayrağıydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağıydı. Cemşit Halit, bütün kızların resimleri tek tek paylaşılmış, güzellik yarışması değil de nedir demiş. İşte açıklaması da yok. Yani yarışmamız şu şekildedir, içeriği şudur diye bir açıklama da yok. Sadece yarışmaya katılan kızlar, işte Ahıska kızları diye yarışma şey yapmışlar. Başlık böyle.
Ben buna kesinlikle karşıyım. Alaska Kızları diye bir yarışma ismi olamaz. Değerli dostlar, bunu kim yapıyorsa hakkı yoktur böyle bir şey yapmaya. Şimdi benim bir değerli bir arkadaşım orada yazmıştı ki yani emeğe saygısızlık ediyorsun. Orada bir emek var, ben kesinlikle onu destekleyeceğim dedi. Eyvallah, biz de destekleriz. Emek çok önemli. Ama ne konuda bir emek sarf edilmiş? Bir var doğru konuda emek, bir de var boşa emek. Anlatabiliyor muyum? Bu yapılan emek bizim Ağızkalılara nasıl söyleyeyim, zarar verecek bir emektir. Yanlış anlaşılmaya sevk edecek bir emektir. Görüyorsunuz Ağızkalı olmayan kardeşlerimiz de izliyor ve anladıklarını burada dile getiriyorlar. Siz de görüyorsunuz. Bizim demek istediğimiz sizin bize söyledikleriniz değil, sizin yaptıklarınızdır, icraatlarınızdır. Eğer bir afişte Ağızka Kızları ismi geçiyorsa ve o afişte eli belinde bir podyumda poz veren bir kadın süreti, yani bir kadın figürü yer alıyorsa, bunu insanlar başka türlü algılayamaz. İnsanlar başka türlü anlayamaz. Şöyle bir şey var. Sömbellerin şu anda anlatıldığı bir devirde, bir çağda yaşıyoruz. Hani WhatsApp'tan da gülme işareti gönderip yani güldüğümüzü anlatıyoruz. İşaretlerle, sembollerle birbirimize derdimizi anlatıyoruz ya. Oradaki sembol de onu anlatıyor zaten. Başka bir şey anlatmıyor ki. Bir kadın sureti var. Dış hatları belli. Yani bir suret. Anladın mı? Yani podyumda duran bir kadın sureti var. İnsanlar bunu başka türlü algılamaz, algılayamaz. İçerikte de bir şeyi açıklamamışsınız. O zaman biz eleştiriyorsak bunu dikkate almanız gerekir. Hemen böyle yok sen insafsızsın, senin zekan böyle, zekan öyle diye benim zekamla bile oradan alay etti benim arkadaşım yani. Oysa ben kötü bir şey yapmadım. Ali Süleymanov yazmış. İyi yayınlar kardeşim. Ahıskalı komutandan selamlar ve bütün Ahıskalı kardeşlerimi Bahar Bayramı hayırlı uğurlu olsun demiş. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Azerbaycan'a da buradan selamlar gönderiyoruz. Ali Süleymanov Azerbaycan ordusunda önemli bir mevkide görev yapan, görevde bulunan bir komutandır, Ağızkalıdır. Kendisiyle gurur duyduk. Geçen de bir videosunu paylaşmıştım sayfamda. Gerçekten yani böyle insanlarımız var. Yani bizim gururlanacak çok şeylerimiz var. Gelin böyle şeyler yapalım. Mesela örneğin diyelim. Daha önce de yayına çıkardım. Esma Latifoğlu, İnegöl'den. Ağızkalı genç yazarımız, Gence'den Türkiye'ye gelmişler. Gence'de yaşıyormuşlar. Azerbaycan Gence bölgesinde Türkiye'ye gelmişler. Kızcağız hiçbir eğitim, hiçbir şey almadan bakın roman yazdı. Roman yazdı ve çok da başarılı oldu bu romanda. Baya kalabalık kendisini takip ediyor. Roman kitabı yazdı ya, roman kitabı çıkardı. Benim yaşımda biri, bir bayan. Yapacaksanız, verecekseniz hediye ona verin ya. Ona destek olun. Sadece bir tane değil bir de. İkinci kitabını daha çıkarttı. Üçüncü kitabını da yazmaya başladı. İşte böyle bir şeyler yapın. Çıkarın bu kızlarımızı, kadınlarımızı ortaya ve deyin ki teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Ve deyin ki, ve talepte bulunun ki, şahsen ben talepte bulundum ona. Siz de talepte bulunun. Deyin ki tamam, ilk romanın aşkla ilgili olmuş. İkinci romanın tarihle falan. Üçüncü romanında rica ediyorum. Rica ederiz. Biz Ağızkalılar olarak, Ağızkalı kurum olarak lütfen bir tane de Ağızkalı ile ilgili roman yazar mısın diye bir teklifte bulunun. Çok güzel değil mi? Biz sizi destekleyeceğiz. Yayın evlerine gidip şey yapmayın. Biz kendimiz bütün maliyeti destekleyeceğiz size deyin. Ve bu değerli yazarımıza sahip çıkın ya. İnegöl'deki o şahıs Mehmet Taş sürekli orada burada geziyor. Yok bize ne bileyim neler neler diyor. Kaç defa müracaat ettim burada canlı yayından. Bir defa o kızın gidip evine ziyaret etmediler. Bir kere iş yerine gidip ziyaret etmediler. Bir kere demediler ki helal olsun kızım ne güzel iş başarmışsın. Gurur duyduk seninle demediler. Oradaki bütün belediyeler, bütün oradaki milletvekilleri bizim o Ağızkalı kızımızla görüştü. Ama bizim oradaki STK'larımız gidip görüşmedi. Kaç defa dedim. Kaç defa dile getirdim. Hatta Esma Latifoğlu'nu ben yayına da çıkarttım. Burada konuştuk o kadar. Dedim ki sen bizim Ağızka STK'ları hiç yanına geldi mi? Yok. Mesela geçenlerde iki tane Ağızkalı çocuk güzel bir video yapmışlar. Onu da sayfamda paylaştım. Gururlandım hatta. Bayrakla ilgili iki Ağızkalı çocuk Türk bayrağı giymişler. Ve güzel atasözleriyle bir video çekmişler. Ya bu çocuklara giderim ayağına derim ki helal olsun çocuk. Seni yetiştiren aileye de helal olsun.
Seni yetiştiren topluma da helal olsun. Var olasın seni. Sen bizim gururumuzsun derim ya bu çocukların evine gidip. Bu çocuklara hediye veririm. Derim ki helal olsun bir video yaptın bütün sosyal medya sallandı sayenizde. Herkes Ağızkalıların milli vatan görüşünü görmüş oldu sayenizde. Çocukları buysa büyükleri nedir diye düşündü sayenizde. Helal olsun. Giderim o çocukların eline şu anki durumda mesela hediye veririm. Yapın bunu. Yapın. Paylaşmasak neyiz ya? Yapın. Sürekli bizi şey yapıyorlar. Yani eleştiriyoruz diye aha bu düşman. At. Çıkar bunu. Niye? Sizden olmamız için ya da sizin gözünüze hoş gözükmemiz için başımız eğri mi eğik mi durması lazım sizin karşınızda? Biz milliyetçi bir toplumuz. Milliyetçi toplumlarda hiçbir zaman haksızlığa baş eğme yoktur. Biz Türk'üz, Türk. Başınızdakiler sizler nesiniz bilmem. Kendiniz kendinize anlatın ama biz Türk'üz. Biz baş eğmeyiz. Haksızlığa asla ve asla baş eğmeyiz. Ve birlik istiyoruz. Eğer siz bu birliği sağlayamıyorsanız söyleyin. Deyin ki biz sağlayamıyoruz. Mesela paylaşmışsınız kendi sayfanızda. İnsanlar oraya bütün nasıl söyleyeyim eleştirilerini dile getirmişler. Birine bir cevap yazmıyorsunuz ama kaldırmıyorsunuz da, değiştirmiyorsunuz da. İnsanlar o sizin o şeyinizi, o paylaşımlarınızı, afişlerinizi istemiyor. Diyor ki istemiyoruz biz böyle bir yarışma. İstemiyorsa yapmayın. Siz bu insanları temsilen kurmadınız mı? Yani diyorsunuz ya Bakanlar Kurulu tarafından kuruldu DATU. Halka yarar çalışmaları yapın. Niye halkın isten? Ben mesela halktan değil miyim? Ben Ramil Hüseyinov halktanım. Halktan biriyim. Ben istemiyorum. Ağızka Kızları diye bir yarışma olsun istemiyorum. Orada yazan birçok kişi hepsi halktan. Görenler zaten hemen itiraz. Datupçuyum diyenler bile orada yazdı ki ya bu olmaz dediler ya. Siz yine niye ısrar ediyorsunuz? Kaldırın o yarışmayı. Başka bir şey yapın. Mesela dediğim gibi aynı şekilde mesela ne bileyim hikaye yarışmaları yapın. Öykü yarışmaları yapın. Tarihle ilgili projelerde gençlerimize destek verin. Ali Süleymanov teşekkür ederim. Biz de Azerbaycan'a selamlarımızı gönderiyoruz sizin üzerinizden. İlhan Süleymanoğlu yazmış. Azerbaycan bayrağı helal olsun. Bir millet, iki devlet. İşte bu yaşasın Türk dünyası demiş. Evet, katılıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene değerli kardeşim. Rauf Ragimov yazmış. Selam olsun kardeşime. Evet, Ali Süleymanova yazmış. İlhan Süleymanoğlu, Halide Hanım hoş geldiniz demiş. Değerli dostlar, bu katılmak isteyen olursa mutlaka yorumda yazın. Yayına alabilirim. Henüz yarım saatimiz daha var. İsteyeni yayına alabilirim. Dediğim gibi kim isterse yayına alacağım. Biz halktan taraf yayın yapıyoruz. Kimsenin adamı değiliz. Az önce de Mihral Bey dedi ki yani İslam Bey'in adamı olabilirsiniz hiç sıkıntı. Ama hayır ben o şeye de katılmıyorum. Ben İslam Bey ile zaten daha samimi olduğum zamanlarda bile aynı şeyi tekrarlamışımdır. Burhan Özkoçer diyordu ya İslam'ın adamıdır diye. Hayır. Kimsenin adamı değiliz. Halkın adamıyız. Halkın insanıyız. Halkın öne çıkardığı bir halkın içinde yetişen bir genciz biz. Hala genciz. Yaşımız henüz genç. Ve bu işlerle uğraşıyoruz. Zamanımızı, saatimizi bu işlere veriyoruz. Boş işler değil ha, yanlış anlamayın. Mesela Amerika ile ilgili yayın yaptık 3-4 defa. Amerika gündemi değişti. Amerika'da eleştirdiğimiz kişi toplantı yaptı insanlarla. Eleştirdiğimiz kişi vaatlerde bulundu insanlara. Tekrardan bir şeyler yapacağı sözünü verdi. Bu yayınlar boş değil değerli dostlar. Yanlış anlamayın. Bu yüzden diyorum bütün gruplarda, sayfalarda paylaşın, destek olun. Kötü bir şey yapmıyoruz. Eleştiriyoruz. Eleştirilmeyen bir toplum, şey bir kurumda sıkıntı vardır. Sürekli eleştirilen bir kurumda da sıkıntı vardır. Yılmaz Kılıç, bir önerim var. Türkiye'de kamu görevi yapan ve emekli olmuş Ağızkalıları bir araya getirecek bir organizasyon yapılsın. Buralardaki sorun projeleri onlar devlet kurumlarına götürsün. Çünkü onlar devleti bu ulaşma yollarını biliyorlardır. Bu bir komisyo hata dernek olabilirler demiş. Evet, çok haklı. Mesela
bizim birçok mesela görevde bulunan önemli konumlarda olan ağız kalı soydaşlarımız, hemşerilerimiz var. Mesela az önce Ali Süleymanov yazdı. Azerbaycan'da orduda önemli konumda olan bir şahıs. Ağız kalı. Türkiye'de de aynı şekilde insanlarımız var. Önemli konumlarda. Mesela emekli olanlar da var. Mesela şu an görevde olanları mesela diyelim ki kullanamayız. Niye kullanamayız? Onlar zaten görevde işinin başındalar. Ama emekli olduktan sonra o yolları bildiği için Yılmaz Bey diyor ki onlarla işbirliği içerisinde devlete götürebiliriz. Bu sıkıntılarımızı onlarla iş yapabiliriz diyor. Halide Kurbanova hoş buldum demiş. Evet. Muhammed Ömer yazmış. Bilmiyorum ne yazdığını. Evet, Muhammed Ömer ilk başta yanlış yazmıştı, o yüzden okuyamadım. Muhammed Ömer yazmış. Abi çok güzel konuşuyorsun demiş. Teşekkür ederiz. Ali Süleymanov burada diyalog var. Farman Velayev, Veloyev pardon. Ne yarışması adı? Ne yarışması demiş. Evet, bilmiyorum Ağızka Kızları diye bir yarışma. İçeriğini inşallah güzel bir şekilde afişiyle beraber yayınlarlar bu kez düzenlerler. Biz de ona göre fikrimizi bildiririz. İlhan Süleymanoğlu Türk bayrağı için bana özelden yazanlar var. Sağ olsun. Teşekkürlerimizi iletiyoruz dediler. Yani Allah razı olsun. Biz de buradan Mehmet kardeşimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. İbrahim Kamalov ağzına sağlık demiş. Muhtemelen Mehmet kardeşimizle ilgilidir. İlhan Süleymanoğlu abiye çok teşekkürler demiş. Çok sağ olun. İbrahim Ağızkalı, selamun aleyküm, nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sizler de iyisinizdir inşallah. İstanbul'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar sunarım. Bizi nerelere taşıdılar? Sırtımızdan bıçak vurmaktan başka bir şey yapmadılar. Biz de böyle bir şey oluşta bana dokunmayan bin yıl yaşasın prensibiyle hareket ettik demek istedi herhalde devamında. Çok haklı. Yaşar Anvarov izliyor, selamlar olsun. Muhiddin Halilov, Mehmet kardeş Azerbaycan'dan selamlar, bayramınız kutlu olsun. Güzel konuşmanızdan dolayı teşekkürler demiş. Mehmet Azerbaycan'dan da sana selamlar var. Cemşit Halit arkadaş baya bilgili demiş. Evet, çok bilgili bir arkadaşımız, milliyetçi, Türkçü bir arkadaş. Biz kavgadan başka bir şey yapamayız demiş aynı zamanda. Maalesef yani eleştiriye tahammül edemiyorlar, eleştiriyi kaldıramıyorlar. Bu böyle sürdüğü müddetçe yani şöyle söyleyeyim, ben birkaç defa size müracaat ettim. Lütfen beni eleştirin. Lütfen bir yanlışımız varsa bizi eleştirin, bize söyleyin. Bunu yanlış, bunu yanlış yapıyorsunuz. Siz bizim aynamızsınız. Nasıl? Şöyle söyleyeyim. Şu anki izleyiciler benim için bir aynadır. Siz bana hatalarımı söyleyin ki ben de ona göre düzenleyeyim, yapayım. Ama o koltuğa oturan insanlar, yani hepsini tabii baz almıyorum da, bizim eleştirdiğimiz kişiler koltuğa oturduktan sonra değişiyor bir şeyler. Yani o insanı eleştirdiğinde o insan kendisini hatasız zannediyor. Seni kötülüyor. Bu kez sana hain diyor. Sen hainsin diyor. Ya böyle saçmalıklardan uzak durmamız gerekiyor. İbrahim Ağızkalı benim dünya kadar değerli, biçilmez güzel yüzlü ve güzel kalpli kardeşim benim. Seni doğuran annenizin ellerinden öpüyorum. Resmen ruhum doydu. Birliğe davet edilmesi işte buna Turan denir. Allah razı olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli yazınızdan, yorumunuzdan dolayı sağ olun İbrahim Ağızkalı. İbrahim abi çok sağ ol. İbrahim Ağızkalı da Türkiye'de önemli bir kurumda, nasıl söyleyeyim size, açık söylemek istemem ama önemli bir polis teşkilatında çalışan değerli abilerimizdendir. Sağ olsun, izliyor bizi. Üzeyir Uravelli davet gönderdi. Evet, katılmak istiyor. Mutlaka alacağım. Şimdi yorumları bitireyim. Üzeyir Bey, sizi de yayına alacağım. Halide Kurbanova keşke bu konuşmalar sadece konuşulup kalmasa demiş. Keşke işte, keşke dikkate alınsak ama maalesef bazen dediğim gibi bunu değiştiren halk olacak. Az önce Mehmet kardeşim de dediği gibi bunu değiştiren halk olacak. Halk tepkisiz kalırsa isteyen istediğini yapar. Ahmet Rahimov yazmış.
Okumanın ve kendini geliştirmenin örneği. Aferin demiş. Aynen. Aynen. Salima Fayeva, yapın öyle bir kampanya, öğrencilere ben destekliyorum demiş. Bakın, ilk destek vermek isteyen çıktı bile. Yani değerli Mehmet kardeşimizin dediği bu proje, ilk destek vermek isteyen çıktı bile. İnsanlarımız zaten destekler. Ben bunu gördüm ya. Daha önce hastalarla ilgili yayın yaptığımda halkımız hemen canla başla yardımcı olmaya çalıştılar. Aslında yapılır böyle güzel çalışmalar da dediğim gibi fırsat verilmiyor. Fırsat sağlanmıyor. Cemşit Halit, ben Ahıska'daki ihtiyacı olan bir aileye para topluyordum. Da kimse 100 lira vermedi. Biz böyleyiz demiş. Şimdi Cemşit Halit, şöyle bir şey var. Ne şekilde topladığınız önemli. Mesela biz yayın yaptık diyelim hastayla ilgili. Kendi hesap numaramızı yazmadık oraya. Direkt hastanın ailesinin hesap numarasını yazdık. O şekilde imkanı olan oraya göndersin dedik. Yani biz aracı olduk sadece. Ama parayı alıp burada bize verin biz gönderelim yapmadık. Çünkü çağımız şu anda insanlar, birçok insan güvensiz. Yani o kadar nasıl söyleyeyim, yanlışlar oldu ki insanlar birbirine güvenmiyor artık. O yüzden bu şekilde yapıp o tür ailelere destek olabilirsin. Yani ailenin hesap numarasını paylaşarak. Evet. Ceyhun Nigar Cumal yazmış. Aydın'ı da unutmayın demiş. Evet, geçen de Aydın'la ilgili bir haber duyduk. Sayfamıza yazmışlardı. Orada bir dernek açılıyormuş. Tebrik ederiz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Orada yazdım zaten ki inşallah halka yararlı çalışmalar olur. Kiminse emriyle devam etmezler. Hayırlı uğurlu olsun. Aydın'dan da katılmak isteyenler olursa buyursunlar. Tahir Aliyev, Ramil yüreğine sağlık demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler de izlediğiniz için, yayınlarımızı paylaşarak destek verdiğiniz için çok sağ olun. Ferman Valiyev, kardeşim Kazakistan'da ne olmuş demiş. Kazakistan'da bir yarışma düzenleniyor. Mart ayında, bu ayda. Ağızka Kızlar isimli bir yarışma ve halk tepkisini gösteriyor. Biz de haklı olarak bir tepkide bulunduk. İnşallah düzenlerler, düzeltirler. Belki de başkaları yapmış. Yok, Datup yapmış. Evet. Jalil Aslanov yazmış. Ramil kardeşim, o Ramil kardeşim, o emek bizim Ağızkalılara büyük hakarettir. Ben o yarışmaya katılana karşıyım. Öyle olmamalı demiş. Evet. Yani emekle ilgili az önce demiştim. Emek var diye arkadaş savunacağını söylemişti. İşte doğru mu yanlış mı emek, ona bakmak lazım. Farman Valiyev yazmış. Evet, politika dağılma demiş. Tahir Abdullayev, Kazakistan'da yapılacak demiş. Evet. Yarışmayla ilgili. Üzeyir Uravelli, keşke bir gencimiz Kazakistan'dan çıkıp kendi argümanları söyleseydi. Kültür farkını görürdü insanlar. Topu topuna 75 yıl geçti demiş. Evet, kaç defa buradan duyuru yaptık. Keşke katılsalar, keşke deseler ki böyle böyle, yani katılmak istiyoruz. Biz buradan canlı yayına alırız. Eldar Adam Muradov yazmış. Ne yalan söyleyeyim, tek kelimeyle rezillik. Biz ne ara dinden bu kadar uzaklaştık demiş. Evet, bence de dini olarak da, ne değil kültürel olarak, dini olarak da bu yarışma hiçbir şekilde Ağızkalılara yakışmıyor. Ben de Eldar Muradov'a katılıyorum. Ali Süleymanov yazmış. Kardeşim bravo, senin çok güzel sahne medeniyetin var demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Bizler de izlediğiniz zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Var olun komutan. Murat Ağızkalı, Datup haksız yere eleştiri yapman hata demiş. Datup'a haksız yere eleştiri yapman hata demiş. Bana söylüyor. İkincisi, her şeyi eşit davranmıyorsun demiş. Benimle ilgili söylüyor. Murat Ağızkalı. Buyur Murat Ağızkalı, yayına katıl. Seninle beraber tartışalım. Neyi eşit görmüyorum? Neyi hata yapıyorum? Buradan söyle. Herkes duysun. Ben de kendimi savunayım sana karşı. Öyle oradan yazarak, yani olmaz. Ya da yazdıysan açıklamasını da yazabilirsin. Eğer yayına çıkmak istemiyorsan, beceremiyorsan bu işleri, buradan ben senin yazdığını okuyabilirim. Tahir Abdullah'a selam aleyküm. Almaty'daki yapılacak olan yarışmanın iptal olması için ne yapmalıyız demiş. Birlik olmalıyız. Birlikte dediğimiz gibi
Mehmet kardeşimin de dediği gibi hepimiz birlikte Datub'u aramalıyız ya da Datub'a yazmalıyız, demeliyiz ki bu olmaz, yanlış, paylaşmalıyız, itiraz etmeliyiz. Herkes bir arada bunu paylaşsa rezillik ya da istemiyoruz dese zaten Datub bunu yapmaz, yapamaz artık. Yaparsa bu kez büyük hataya düşmüş olur. Bizim amacımız zaten buydu, insanlara duyurmak. Murat Ağızkalı Allah yolunuzu açık eylesin. Niye açık eylesin ki? Sen bizi hatalı olarak görüyorsun. Hatalı bir insana niye Allah yolunu açık etsin diyesin Murat Ağızkalı. Yani hem diyesin ki hatasızsın, sen doğru yapmıyorsun diyorsun. Hem de Allah yolunu açık etsin diyorsun. Niye ben böyle bir insana dua etmem? Gel buyur bak, yayına davetlisin. Buyur gel yayına. Seninle konuşalım. Beni suçladın, beni eleştirdin. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Eğer bir yerde hatan varsa sağ ol söyledin, ama buyur çık ve söyle, yani de ki budur budur Ramil, buna göre seni hatalı olarak görüyorum. Üzeyir Uravelli'yi yayına alacağım değerli dostlar. Şu anda davet gönderiyorum. Geçen de Selim İskenderoviç, Alihanoviç. Selim abi bak, soy isminle bu oviçleri biraz kaldırırsan, yani zorlanıyorum ya, ben hatırlayamıyorum bir türlü senin soy ismini. Yani bilmiyorum hangisi soy isim, hangisi baba ismi, o yüzden karıştırıyorum. Selamun aleyküm. Ha, iyi akşamlar cümleten. Teşekkürler, çok sağ olun. Nasılsın, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Lütfen sesi biraz alabilir misiniz? Biraz kısabilir misiniz? Benim sesimde bir yankılanma var da. Yok, ben normal işitiyorum seni, Şu hiçbir an şey yok. iyi, düzeldi. Şu anda düzeldi. Hoş geldiniz öncelikle Ya, yayınımıza. telefondan tanışamadım. Canlı yayında tanışıyorum. Evet, ilk oldu. Ha, Başka nasıl, sanırım. nasılsınız? Valla pek fazla kendimi tanıtmak istemiyorum. Zaten yorumlarımı okuyorsunuz ya. Ha, ben 96'dan Ankara'da yaşıyorum. Ha, bu genç arkadaşları neredeyse çoğunu gördük burada. İlk başlarda bu Ankara'da Cebeci Parkı var. Orada öğrenciler piknik falan yapan da biz de gidiyorduk çocuklarla. O zaman çocukların Üzeyir Bey, 6 özür 7 yaş. dilerim. Biraz yayında titreşme var da sizi yayından alıp Yok. tekrar davet göndereceğim. Düzelmiş olur bu şekilde. Tekrar davet Ya bence ben tepren yok yok ben ediyorum. tepreniyorum, başka bir şey yoktur. Yok, böyle titreşme var yayında. Böyle sizin Ne diyor ya, tamam. ben Tamam. tekrardan göndereyim. Tekrardan göndereyim. Evet değerli dostlar, az önce siz de belki fark etmişsinizdir. Üzeyir Bey'in görüntüsünde biraz titreşim var. O yüzden hani tekrardan davet gönderiyorum şu anda. İnşallah düzelmiş olur. Evet. Allah. Evet. Var mı bir şey? Şu anda biraz iyi. Evet, iyi. Buyurun. Ya fazla geç saatlerde fazla zaman da almayacağım. Başka bir zaman daha çok konuşuruz da. Ya şimdi diyorum ya, gençleri her zaman izliyorum. Ve gençlere her zaman yol onlarındır. Esin'de bir söz var ya. Yol büyüklerin, su küçüklerin diyorlar ya, tam tersi oldu. İhtiyar adama su verirsin, gence de yol verirsin ki adam gitsin de. Ha, şimdi de ya benim bir iki yerde yazdım, teklifim var. Yani sizin böyle canlı yayınlar yapmaz iyi bir şey de, ama yani bu nasıl birlik o diyorlar ya, ben o birlik yazanları da eleştirdim ki, birlik birlik demeyle de birlik olur mu yani? Nasıl ki halva halva demeyle ağız tatlı olmaz, birlik birlik demeyle de birlik olmaz. Yani teşebbüs olacak, yani bu birlik için bir adımlar atılacak. Dün Selim kardeşimizin canlı yayına bir hanım kızımız çıkmıştı, Bahiye adında. Ya şimdi o bizim buradaki Anadolu Türkçesini bilmez. Biraz da bizim Ahıska şivesi, biraz da Rusça kelimelerle derdini anlattı ki, kızımız diyor ki gençlerin hiçbir şeyden haber yoktu. Çok enteresan bir durum. Nasıl olmaz ki ya? Gazete var, televizyon var,
dergi var, canlı yayınlar var. Bu gençler birbirinden haber yoktu. Yani böyle olmaz. Çünkü orada yazdım. Neden bir Kazakistan'dan bir arkadaşımız çıkıp demiyor ki Rami sen bunları doğru diyorsun, bunları yanlış diyorsun. Şimdi bazıları korkuyorlar o ne diyorlar ona toplum baskısı mı diyorlar, mahalle baskısı diyorlar da. Evet. Televizyona Evet. çıkan bir kızımız ona diyorlar ki bak hele şeydir, yarışmanı savunuyor. Şimdi o yarışma gerçekten de bazı şeylerin bizim örf adetlere doğru gelmiyor. Yani biz daha çok köylü çocuklar olduğumuz için şimdi normal diyelim ki Bakü'de büyümüş, Almatı'da büyümüş, Moskova'da büyümüş kızlar için bu belki de o bizim beğenmediğimiz doğrudan da onlar manken gibi çıkmayacaklar. Oraya, elbiseyle çıkacaklar bildiğim kadarıyla. Kendi elbiselerini diktikleri yani kendi modellerini gösterecekler. Ben onu öyle biliyorum. Çünkü Azerbaycan'da öyle olmuştu. Yani ki bazılarının hoşuna gelir gelmez. Böyle bir şey oldu. Sonuçta biliyorsunuz spor müsabakaları oluyor. Kızlarımız çıkıyor ve orada güreşiyorlar. Hatırlarsa sen de paylaşmıştın. Erzincanlı kızımızın başarısı. Ne kadar sevinmiştik ya yeni gelmiş. 2 yıl olmadı. Kızımız Türkiye şampiyonu. Böyle şeylerden sevinmemiz lazım. Ve bizim çocuklar bunlar. O Amerika'daki olay. Hatırlarsın okudun. O yorumları okudum. Yorumlara utandım. Ya hiç bilir bilmez nasıl ahmak yorumlar yazmışlar oyun. Evet. Tanımadan bilmedim. Ya bu böyle de şey olmaz. O küfürleri gören adam hatta bir kızımız yazmıştı. Ben erkek olalı şey ağzımı yani o getiremem onu dilime ya. Kız çocuğu nasıl yazarsın sen onu ya? Çok haklısınız. Ben de o Evet, okulu yazdım. yani tamam da o kız nasıl diyorlar bir şey bir kafese mi diyor bir ağa geçmiş ağa düşmüş yani o balık gibi bir ağa düşmüş yani kurtarmamız lazımdı bilir bilmeden bazen 22, 25, 30 yaşında çocuklar öyle bir konuşuyor, öyle bir ki bu adam 50 yıl, 100 yıl yaşamıştır ya bunu. Senin hayat tecrüben nedir? Senin bildiğin nedir? Sen kaç kitap okumuşsun ki? Bazen görüyoruz da. Tamam. Beni bir Datub'a karşı bir adam gibi tanıyorlar beni. Ben her zaman onu diyorum. Halkımızın bu kadar derdi olan yerde bu cür tımtıraklı toplantılar, konserler bazen adama demezler mi? Hem para için bir hasta için para şey yığıyorsunuz, sadaka topluyorsunuz ve şehrin bir meydanında böyle bir konser yapıyorsunuz. Ve bu konser için para harcıyorsun. Para harcaması normal. Hatırlarsın bilmiyorum sizin grup muydu ya yani? Gürsu'da bir gençler bir konser verdiler hangi bayramdaysa. Kurban Bayramıydı ya Ramazan Bayramıydı yani. Büyük bir paralar da karşılamadı. Toplam karşılanan 1.000 lira, 2.000 lira. Biz de Ama sen yok. 10.000 lira çıkar. Bütçeden 10.000'e, 10.000, 15.000 lira sileceksin. Hatırlarsanız son seçimler, bu Datum'un son seçimleri. Almatı'da oldu. Bütün oraya giden delegelerin uçak biletleri, onların yemeleri, içmeleri, bir haftalık gezmeler. Diyorlar ki sana ne? Benim param. Ama benim param değil de eğer o para gerçekten Türkiye devletinden alınmışsa bunu o ne duru yabancılarla ilişkili bakanlar var ya o YK dedikleri yahut Evet. TİKA yahut Dikkat. öbürsü ya nasıl yani ya sen kimsin ya? Nasıl oluyor? Bugün bana bir çocuk yazdı ki böbrek hastası var ya. Bilmiyorum kime diyeyim ki o adama yardım etsin. Ama sen böyle hava atıyorsun. Adama diyorlar kimsin sen ya? Padişah mısın? Yani yoksa diyorum da benim öyle bir yani bu yaştan sonra hiçbir derneğe başkan da olmam ama göz böyle sevil yani bu cür kötü durumlara göz yumacakta değiliz ya biz ne için yaşadık? Bir genç arkadaşa yazmıştım. Kardeşim sen bugünden eğer ona buna yani bu yalakalık sözünü de ne taraf istemeden ya yalakalık demek istemiyorum ya. Başka ne iyi bir söz de bulamıyorum. Ya bu Yaranma, yaşında bunu yaparsın. yalakalık da diyebilirsiniz. O zaten şey değil. Biraz argo ama olsun.
Küfür değil Yok sonuçta. ama sen bu, ya kardeşim sen bu yaşta 30 yaşında bunu yaparsın, 60 yaşında ne yapacaksın sen sonra? Yani. Yani yarın öbür gün şimdi bir görsel medya var, yazı var, öbürsü var. Yani çocuklar mı okuyacak bunu, diyecek ki ya baba sen neden bunu yaptın ki, aç mıydık biz? Diğerler de demezler mi şey rahmet. Derler. Tamam. Vallahi helal olsun. Güzel noktalara dokunuyorsunuz. Peki, Ya şimdi Ömer Bey, şöyle sizden siz söylediniz. genç. Şey, Üzer Bey, Buyurun. pardon, özür dilerim. Şöyle dediniz. Dediniz ki, yani tamam bizim için kötü olabilir. Mesela diyelim ki köy hayatında yaşamış Ağızkalılar için doğru karşılanmayabilir bu yarışma. Ama bir şehirde yaşayan, sosyal durumları iyi olan, ekonomik durumu, sosyal şeylere katılan insanlar için, Ağızkalılar için gayet normaldir diyorsunuz. Tamam normaldir ama toplum olarak genel baktığımızda bu şeyin topluma yansıtılması normal midir yani? Yok, genel olarak senle ben buna normal karşılayamayız ama ya kardeşim şimdi o şehirde büyümüşse o çocuk, ben orada yazdım ya ki 75 yıl geçtiler, tamam mı? Sen hangi köylüydün? Ben Zanav köyü. oraya verileyim sen. Zanavlı. Ha, Zanam. Ha, şimdi bizim 75 yıl olmuş Zanav'dan çıktığımız ya. Şimdi bu 75 yılda aynı kalamazdık. Buramıyor. Mümkün değil. Yani o çocuklar, sen yazı da yazdım. Herhalde Ajans Akız kadar biraz reklam da oluyor. Olsun, okusunlar. Okumaktan hiç kimseye zarar gelmez. Ya orada da yazmıştım. Ya 100 yılden sonra sen Üzeyir'le de Ramil aynı adam olamaz. Ayrı ayrı yerlerde büyüdük ya. Misal için diyelim ki bir Orhan adında biri kosmosta terbiye olmuş da orada yetişmiş. Onunla yerde büyümüş birisi, yani yer dünyamız var ya, bu dünyamızda bir aynı olur mu sence? Olmaz, bence olmaz, mümkün değil ya. Kitaplar, defterler, canlı yayınlar belki bir şeyler katmak olur ama sonuçta aynı beyni, aynı fikirler, aynı şeyler. O mümkün değil. Ben ona göre demek istemiyorum ki siz niye birlik yapası var. Yok, birlik olacak. İşte senden siz gençlere teklifim de bunu. Bak bu canlı yayınları, sanal dünyayı, ne bileyim elektron böyle şeyler iyi kullanın. Bak Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Amerika böyle, hatta çıkıp geçen sen Amerika ile konuşmuştun da ne kadar güzel bir şey. Bazen biliyorsun konser oluyor, Amerika'daki bir konseri gösteriyor, sonra geçiyor Ankara'yı gösteriyor, sonra geçiyor Almatı'yı gösteriyor. Yani böyle bu insanlar tartışsalar, yani teledebat diyorlar, ne diyorlar. Oradakiler de çıkıp söylüyor. Bizim çocuklar ya şahsen şimdi bugünkü günde ben hep bize aynı gözden bakıyorum. Azerbaycan'da terbiye alana da, Kazakistan'da alana da, Amerika'da olan diyor, bu bizim çocuklarımız. Bunlar yani gizletemeyiz ya, bu bizim çocuklar, üstünde adı üstünde ya. Valla bugün yani biraz reklam olacaktı ama istemiyorum reklam etme, ama onlar da bizim kardeşimiz. Bir bayan pilotu yazmışlar şeye, internette paylaşmışlar. İlk Türk kadın pilot. Bu da bizim bir göçmen çocuğu. 12 yaşında Türkiye'ye gelmiş. ÖTTÜ'yü bitirmiş. Şimdi bugün pilot. Baktım onun o hemşerileri nasıl seviniyorlar, nasıl seviniyorlar. Ya ben de sevinirim ya, benim böyle bir kızım olsa sevinmem mi ya? Sevinmem mi? Her vakit şakayla diyorum. İlk Türk uzaya çıkan, ilk Türk Ağızkalı olacak. Ben her vakit diyorum. İnşallah öyle de olur. Böyle bir bayan olursa sen gör sevinmeyi, ben toy düğün gibi sokarım, meydanlarda sokaklarda oynarız ya. Tabii. Değil mi? Yanlış mı diyorum ya? Ama işte Bizim dediğiniz gibi biz kıymet çocuklarımız ya. bilmiyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi İnegöl'de bir genç yazarımız var. İki kitap yazdı. Üçüncüyü artık yayınlıyor. Baya da tanınıyor Nasıl? bu sektörde. Evet, biliyorum, Bir biliyorum. O tanesi gidip bayan, bizim yani buradan duyuyorsa bizi, ona da diyelim yani inşallah geri üçüncü romanını bizim Akıskalıların hayatıyla ilgili yazar. Bildiğim kadarıyla o iki romanda da bizden değil de daha çok yani bu İnegöl'deki, yani onun bildiği bir hayat mı? Yani Akıskal tarihinin kültürüyle ilgili bir yazı roman olmadığını biliyorum. Herhalde yanlış da bilmiyorum. Onun Yo, inşallah üçüncü doğrudur. romanını kim de bir Türklerin hayatından yazar. Yani bizim şehrindeki hayatından yazar inşallah. Yo. Kendilerine hem o yazar
Hanım'a, hem de size rağmen başarılar, ama çalışmak lazımdır ki ortak şeyler bulup birlik ola. Yani ne bulacaksınız bilmiyorum yani, ama o yarışma için de diyorum yani, o benim bildiğim öylesi olacak. Yani onlar kendi modellerini gösterecekler de inşallah öyledir herhalde. İnanmıyorum ki az kalır çıkıp orada şu puan alacaklar kendi şeyler yani güzelliklerine, inanmıyorum da inşallah de, ben yanılmıyorumdur. Tamam. Herkese iyi geceler diyorum. Size de yani gençler, sizin başarınız bizim başarımız. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yayına tamam, katıldığınız için de geceler çok diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var olun. Sağ olun. Evet değerli dostlar. Üzeyir Uravelli'ydi. Şu anda yayınımızda konuk olan, yanılmıyorsam Ankara'da kendisi. Ankara'da yaşıyor ve hata yaptıysam buradan düzenli yazabilir. Teşekkür ederiz. Güzel önerilerde bulundu. Pozitif bir eleştiride bulundu zaten. Yani hiçbir tarafı suçlamadan yapılması gereken, bizi de mesela eleştirdi eğer fark ettiyseniz. Birlik diyoruz ama ortada birliği şey yapacak, gösterecek herhangi bir faaliyet, icraat yok diyor. Doğru söylüyor. Sadece lafta olmaz. Birlik için illa birleşmemiz gerekir. Bir arada somut çalışma yapmamız gerekir. Şu anda soyut olarak söylüyoruz. Ama şunu da söylemek isterim Üzeyir Hocama. Fikir ve ideolojik olarak şu anda birleşmemiz gerekiyor ki sizin bahsettiğiniz bu icraat birliği de zamanla kökleşsin, birleştirilsin. Şu anda bizim amacımız, benim mesela gücüm şu anda medya olarak, medyatik yönden fikir ve ideolojik olarak insanlarımıza birlik mesajlarını vermektir. Yani birçok insan var, aman baranı ağız kadam, yetmeyeceğiz, yaşamayacağız, biz Türkiye'de yaşayacağız falan. Bu insanlara bile bu birlik şeyini yaşatmamız lazım. Çünkü şöyle bir durum var. Açık ve net söylüyorum. Düğünümüze kimin gelmesini isteriz? En fazla kendi hemşerilerimizin, öyle değil mi? Yasımıza kimin gelmesini isteriz? Allah yine de uzak etsin, hayırlı ölümler versin herkese, ama cenazelerimize kimin gelmesini isteriz? Kendimizinkilerin. Yani bugün ben çok şahit oldum. Ya ne vatanmış ne ağız kaymış diyen insanların evinde, cenazesinde mesela gelmedikler, ya niye gelmiyorlar, niye böyle bir şey, ben onların cenazeye gittim falan filan. Diyorum kardeşim bak, bu işler böyle değil işte. Birlik olmamız lazım. Hep birlikte işte cenazesine, düğününe, konferansına, toplantısına, yarışmasına hep birlikte katılmalıyız. Tabii ki yarışmalar demişken, yani her yarışmaya da değil, içeriğine falan bakarak. Alihan Laçinov eğer buradaysa, İbrahim Kamalov, kendisine de haber verirseniz, değilse de katılmak istiyordu. Katılamayacaksa buradan haber alalım sizden ve yayını yavaş yavaş toparlayalım. Son yorumlara da bakalım. Evet. Farman Valiyev yazmış. Birlik beraberlik olsun. Evet inşallah olsun. İlhan Süleymanoğlu yazmış. Ramil senin sesin azaldı kardeş. Abiye de kulaklığı varsa taksın demiş. Yeni okudum, kusura bakma. İnşallah şu anda sesim iyidir. Herhangi bir sıkıntı görüntüde ya da seste sıkıntı yoktur umuyorum. İlhan Süleymanoğlu, çünkü ses yüksek çıkıyor senin az demiş. Evet, bazen canlı yayında böyle sıkıntılar olabiliyor. Her evin interneti aynı değildir. Bazen birisinde yüksek, birisinde az olabiliyor. Ve bu da bizim yayınımızı etkiliyor. Elimizdeki imkan şu anda bu olduğu için maalesef imkanlara baş eğmek zorunda kalıyoruz, öyle söyleyeyim. Ahmet Rahimov, Üzeyir Hoca'yı selamlıyorum demiş. Biz de tekrar selam gönderiyoruz. Serhat Kemal, Uravelilere Antalya'dan selam olsun demiş. Aleyküm selam. Mihriban İlyasoğlu izliyor. Benim halamdır kendisi. Selamlarımı gönderiyorum. Ferman İlyas izliyor, Reşit Celal izliyor, Hasan Bedel izliyor, Ayvaz Yağmur izliyor, Ahmet Rahimov Azerbaycan'da modellerin elbiselerini giyindiler, iki kitap
Evet, Azerbaycan'da modellerin elbiselerini giyindiler diyor. Azerbaycan'da bu yarışmanın aynısı Azerbaycan'da düzenlenmişti değerli dostlar. Ve orada modellerin elbiselerinin giyildiğini söyledi. Herhalde katılmış Ahmet Rahimov. Bilmiyoruz onun sözü. Ahmet Rahimov eğer öyle bir şeyse tabii ki hiçten desteklemiyoruz yani. Ahmet Rahimov yazmış. İki kitap, iki film demiş. Evet. İnşallah olur. Ferman Valiyev, Yusuf Asimov izliyor bu arada. Ferman Valiyev, daim doğru konuşuyorsun. Siz siz Urf adetinizi kaybetmeyin, biz de kaybetmeyiz demiş Uravelli'ye cevaben. Sevda Hamdioğlu, Üzeyir Mellim selamlar olsun, ağzına sağlık demiş. İlhan Süleymanoğlu, abinin fikirlerine saygı duyarım ama köylü kızlar tam şehirliye göre daha kapalıdır diyorsunuz. Herhalde ama o konuda yanlış şehirliler podyuma mı çıkıyor abi? Aynı kafasında bir şey varsa aynı abi, aynı sadece giyimde fark olur ama podyuma çıkacak kadar farklı olmaz demiş. Evet, Hasan Bedel selam aleyküm, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler, aleyküm selam. Bizden de Bursa'ya selamlar olsun. Nevruz bayramınız kutlu olsun. Değerli dostlar, canlı yayınımızda paylaşmayı unutmayın. Bütün halkımıza ulaşmamız için. İbrahim Kamalov şu anda davet gönderdi. Yorumlar bittikten sonra son olarak Amerika'dan İbrahim Kamalov'u da yayına alacağız. Ondan sonra değerli dostlar yayınımızı bitireceğiz. Sonuna kadar kalın lütfen. Hep beraber bu tartışmaları bitirelim. Salima Fayeva, bunlar boş konu. Kazakistan'daki Ağızkalılar başka baş gelinmez ve bu yarışma olur. Ben de oradanım, bilirim. Siz yardım projeler yapın en iyisi. Böyle yardım destek konular olsun. Ben pilot çok olmak isterim demiş. Evet, inşallah olursunuz. İbrahim Kamalov, Alihan Bey misafiri varmış demiş. Bir sonraki yayına katılacakmış. Bana yazdı kendisi demiş. Tamam. İbrahim Bey'e de son olarak buradan davet gönderirim. Ve yayınımızı toparlayalım. Değerli dostlar, yayınımızı mutlaka paylaşın lütfen. Bütün halkımıza ulaşması için. Buradan İbrahim Kamalov'a gönderdik. Valla trafikte yakaladık. Trafikte yakaladın gerçekten. Şöyle tutarsam olur ben zannediyorum. Duyuyor musun beni? Duyuyoruz ama biraz tehlikeli değil mi? Zaten şimdi park alanına geçeceğim. Kısaca bir açıklama yapmak istiyorum. Hem sağlığını, hem kameramı. Tamam. Bu olay biliyor musun? Sesi biraz kısabilir misiniz? Benim sesimde yankılanma var. Tamam. Ya da kulaklık varsa. Aslında kulaklık takayım ya. Gerçekten de en güzeli bu. Tamam. Duyuyor musun? Rahim Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ramil, çok güzel konuya dokundun. Bu güzellik diyelim de yarışma ile ilgili, Ağızkalı Kızlar yarışmasıyla ilgili millet çok tepkili. Duyan eşiden kim varsa herkes tepkili yani. Bir tek biz değiliz buna tepki gösteren. Kadınlar, kızlar, gelinler, anneler, kim varsa herkes tepkili böyle bir şey olur mu diye. Tabii ki bunu söyleyerek birilerinin gururuna dokunmak istemeyiz. Kızların, kendilerinin veya onların ana babaların. Ama milletimiz için bu bir yeni bir şey ve hiç uygun olmayan bir iş. Ben bir baba olarak benim kızım böyle bir yerde kendini reklamını yapsın istemem. Yani sosyal medyada biliyorsun bizde kontrol diye bir şey yok. Bu sosyal medyada çok kötü olarak kullanılıyor. O yüzden yani ben bir baba olarak, bir Ağızkalı olarak, bir erkek olarak karşıyım. Nedeni bugün bundan başlarsın, yarın Allah kerim neler olacak. O Evet. yüzden kötü örnek olacak hiçbir şeye izin vermemesi gerek. Ben böyle düşünüyorum. Bir de Üzeyir Uraverli'nin şeyini dinledim. Yapılan masraflarla ilgili ben de Üzeyir Bey'i destekliyorum bu konuda. Şimdi ben size bir küçük şey yapmak istiyorum. Hasta çocuklar var. Hasta insanlarımız var. Tabii ki bu hastalık her zaman olacak. Hiç kaybolmayacak bir şey ama ben biraz değişik bir şeyde öneride bulunmak istiyorum.
Bu da benim yeni bir projem. İnşallah bunu yürürlüğe koymayı düşünüyorum. Kendi ailem için de. Ondan sonra bütün akraba, tanış, dostlara bunu böyle yaymayı planlıyorum. Diyelim ki Rusya'da veya başka bir memlekette, kırsal bir yerde, biliyorsun bizim milletimiz kırsal yerlere yerleşmiş. Evleri ufacık bir ev, satsa satamaz. Otursa zaten içinde ancak kendisi oturuyor, ama gitmek istiyor Türkiye'ye, göç etmek istiyor veya vatana göç etmek istiyor. Hiçbir imkaniyatı yok yani. Şimdi vatan konusunda ev olmadan, orada da iş imkanları olmadığı için oraya bir şey diyemem, ama çoğu insanımız bir gün bak verilmiş, gidiyorsun hemen başvuruyorsun, oturma izni alıyorsun, vatandaşlığa başvuruyorsun, 5-6'ya beklemeden vatandaş oluyorsun. Çok güzel bir şans var bir gün Türkiye'ye göç etmek isteyen Avustralyalılar için. İçimizde öyle insanlar var ki, o dediğim memleketlerde, Amerika dışında öyle insanlar var ki valla evinde çelini çocuğunu alıp bilet alacak paraları yok. Evini zaten satsa satamayacak, bıraksa bile razı evini, anladın mı? Bence gelin şöyle bir güzel bir proje yapalım. İşte Rusya'da veya nerede olursa olsun diğer ülkelerde ev barkı satılacaksa zaten onların imkanı var demektir. Ama ev barkı olup da evini satamayacak bir durumda insanlar olsa, evi bırakıp gitmeye razı olan insanlar olursa, 4-5 aileli bir insanın oradan alıp da Türkiye'ye gelip yerleşmesi, bak yol parası, bilet parası, o da biliyorsun şu an yani biletler almak olur. Bilet parasına karışmam, onu bir şey diyemem, çünkü bazı yerde Rusya'dan otobüsle gidiliyor. Ama Özbekistan'da uçakla gelmesi gerekecek. Veya işte diyelim Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan. Rusya ile ilgili konuşabilirim şu an. Oradaki insanlarımızı otobüsle, bir otobüse toparlayıp da oradan otobüs biletlerini alıp evrakların apostillikler yapılacaksa o paraları sayarak 6 kişilik bir aileyi, 4 çocuk, ana babayı ben zannediyorum 2400-2500 dolara bulunduğu yerinden alıp memleketten getirip Bursa'da, İnegöl'de bir yere yerleştirip 6 aylık kirası dahil adamları göç ettirebiliriz. Düşünüyor musun yani? 2500 dolar para harcayacaksın. Bir aileyi çamurdan kurtaracaksın. Bir aileyi yok olmadan kurtaracaksın. Çok güzel bir şey bence. Fitresini, sadakasını, zekatını vermek isteyen insanlar böyle bir şey düşünebilirler. Tanıdığı akrabalar olur bunlar. Ve hiç tanımadığı bizim Avustralyalılar olabilir. Çünkü Kursk'da, Smolensk'da, Bryansk'da, Aryol'da, Belgrad'ın köylerinde böyle insanlarımız çok. Hutorlarda çok insanlarımız var. Bence bu çok güzel bir şey olur. İlla da devletin veya birilerinin gelip de sana başçılık edip bunu yaptırmasına gerekmez. Biz bunu kendimiz insan olarak yapabiliriz. Güç birliktedir yani. Kimin sadakası, kimindir fitresi, kimindir ne bileyim zekatı, böyle bir şeylere çok da yardım olur zannediyorum. Hiç olmazsa bir aileyi kurtarabilirsiniz yani. Bunu yapalım iyisi. O datup bu kadar parayı sağa sola carcur işte sarlayıp harcayacağına göre böyle bir projeye girişsin. Ve hiç para almasın kendisi. Desin kardeşim millete işte kendiniz direkt gönderin. Değil mi? Millet yardım etsin birbirine. Böyle bir şey teklif etmek istiyordum. Güzel bir fikir geldi kafama. Sizden güzel, paylaşmak istedim. Çok güzel öneri. Çok güzel teklifte bulunuyorsunuz. Valla gerçekten de halkın istekleri doğrultusunda, talepleri doğrultusunda, sıkıntıları doğrultusunda projeler yapılırsa, biz dedik yani zaten destekleriz, her türlü destekleriz, ama şu anda biz bunu göremiyoruz. Yani yarışma programlarıdır, tamam yapsınlar, ona da bir şey demiyoruz. Hadi diyelim kendi paralarını harcıyorlar, diyecekler ki size ne kendi paramızı. Şimdi bizden ispat beklerler, ya dese ki devletin parası, diyecek sen nereden biliyorsun, öyle değil mi? İçinde değiliz, bir şey değil. Ama biliyoruz ki Datube, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sürekli destekte bulunuyor. Yani öyle milyon dolardan bahsediliyor. Daha geçenlerde, 2 sene önce ben Avustralyalı Türkler için ayrılan bütçeyi takip ettim. 3 milyon dolardan bahsediyor, TL'den pardon, özür dilerim. 3 milyon TL'den bahsediyor Avustralyalılar için yatırılmış bütçe. Ne zaman? Ayrılmış bütçe. 2 sene önce. Türkiye i̇şte Cumhuriyeti. Tamam, yukarı 1 milyon dolara geliyor. 3 dolardı, 3 liraydı yani, dolar. Az bir para değil. Yani bu tür şeyler mesela gidip daha ne fark etti? Mesela diyelim ki hükümet şu anda Datube para ayırdı diyelim. Bu Datube gidip eğer hükümetin şeyini yapacaksa, reklamını yapacaksa, partinin reklamını yapacaksa, o paradan bize ne hayrı geldi? Eğer bir sizin dediğiniz gibi Azerbaycan'ın bir ulaşılmaz bir noktasında ya da Kazakistan'ın ya da Kırgızistan'ın ulaşılmaz bir noktasında yaşayan Avustralyalı Türkiye'ye gelmek istiyor ama
evini satamıyorsa, ki gerçekten öyle bir durum var. Çok güzel konuya parmak bastınız. Öyle insanlar var ki evini satamıyor. Şimdi belirli bir bölgeler vardır. Mesela sürekli akım vardır. Diyelim Azerbaycan'da bir köy, sürekli geliyorlar Türkiye'ye. Ve oradaki mesela yaşayan halk zaten biliyor ki bunlar Türkiye'ye gidecek. Evleri almıyorlar. Ve zamanla evlerin fiyatları da düştü. Şu an o fiyatta bile ev almıyorlar. Satmak istiyor Ağızkalılar. Türkiye'ye göç etmek istiyor ya da Ağızkaya gitmek istiyor. Ama evleri satın alınmıyor değerli dostlar. İbrahim Bey'in gerçekten çok önemli bir önerisi oldu bu konuda. Evet. Bence bunu değerlendirmek gerek abicim. Yapılacak çok güzel bir şeylere imza atabiliriz hep birlikte. Yapalım. Organize edelim, yapalım. İnşallah. İbrahim Bey, teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Güzel önerilerinizden dolayı. Ve ileride sizlere bir yayınımız daha olacak. Bunu da duyurmuş olalım. Değerli izleyicilerimiz. Amerika'daki son durumlarla ilgili sizinle konuşacağız. Şimdi şey yapmayalım, bu konuyla ilgili sormayalım. Siz hem yoldasınız, trafiktesiniz. Sizi de rahatsız etmiş olmayalım. Sağlığınız açısından. Bu arada geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hayırlı işler. Evet, buyurun. Son olarak değil de yani bir fikir gelmişti aklıma, onu paylaştım. Bunu bir değerlendirme yapalım iyisi. Kimlerle konuşulacaksa kendi arkadaşları bulur. Bulur konuşlar arkadaşlar. O yüzden bunu önermek istedim. Bir de kendi tepkim bu güzellik yarışmasıydı. Ağızkalı kızlar yarışması. Buna tepkimi göstermek istedim. Zaten yorumlarımda yazdım. Bu bize uygun bir şey değil. Aklınızı başınıza toparlayın. Başka bir şeylerle örnek edelim kızlarımızı, daha iyi olur. Çünkü bunun sonu hayra varmayacaktır. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler kardeşim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yayınımıza katıldığınız için selamlar olsun bütün Amerika'daki yaşayan halkımıza. Aleykümselam. Sağ olun. Evet değerli dostlar, İbrahim Kamaloğlu yayınımıza katılan, evet orada işte o da tepkisini dile getirdi ve en çok da dediğimiz gibi hem öneriler oldu hem de bu yarışmayla ilgili son nasıl söyleyeyim tepkilerini dile getirdi. Siz de gördünüz ki, siz de şahit oldunuz ki Ağızkalılar değerli dostlar bu yarışmaya tepkisi, yani istemiyorlar bu yarışmanın olmasını ve biz de bunu halkımızın sesi olarak dile getirmeye çalıştık. Değerli dostlar, bugün Mehmet Alp, Mehrali Hurşanov, Şükür Şahbazov ve Üzeyir Uravelli ve İbrahim Kamalov canlı yayınımıza katıldılar. Güzel bir yayın oldu. Bu yayını paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Bütün halkımıza ulaşması açısından ve ileride inşallah diğer halkımızdan insanlarımızla da Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kıbrıs ve diğer bölgelerde Azerbaycan, bu tür bölgelerde yaşayan Ağızkalılarla da inşallah yayınımız olacak. Onları da davet edeceğiz. Yorumları da okuyalım son olarak. Ağzına sağlık Ramil demiş Serhat Kemal. Çok güzel yayın oldu. Teşekkür ederim. Sizler beğendiyseniz ne mutlu bizlere. Sağ olun, var olun. Ömer Hacı yazmış, evet aynen demiş İbrahim Kamalov'un fikrine. Halide Kurbanova, işte destek, yardım, birlik bu. Ağızka dernek dediğim bu olmalı demiş. Evet, katılıyoruz. Yılmaz Kılıç, bu tür dayanışma olmadan birlik dirlik olmaz. Devlet desteği bu birliği sağlamada yetersiz kalır demiş. Katılıyorum. Farman Valiyev yazmış, iyi akşamlar kardeşim demiş. Teşekkürler, sağ olun. Evet, burada. Değerli dostlar, son olarak sizlerden ricam dediğim gibi yayınımızı paylaşmanızdır. Toparlayacak olursak bugün yayınımızda Datup'la ilgili ilk önce şunu söyleyeyim. Mevlüt Işık'ın Atfip'le ilgili yorumlarına ilişkin değerlendirmede bulunduk. Dediğimiz gibi eğer eleştirilecek durum varsa bu aslında kendileridir. Lütfen bir hata üzerinden bütün sayfalarda, gruplarda vatan cemiyetiyle leke düşürmeye çalışmayın. Bu uğraşlarınız
başarısız kalacaktır Mevlüt Işık. Sen bunu yaptıkça karşında beni bulacaksın. Sen bunu yaptıkça yaptığın bütün hataları senin yüzüne vuracağım, haberin olsun. İstiyorsan ki birlik olsun, kardeşlik olsun, güzel olsun her şey, o zaman vicdanlı bir şekilde, şerefli bir şekilde eleştirini yap. Ben de senin yanında yer alacağım. Ama hata yapma. Yani bizi başka yerlere satacak tarzda hatalar yapma. Öyle bir şeyler yapma. Şehit üzerinden, şehidimiz üzerinden prim yapmaya kalkışma Mevlüt Işık. Lütfen akıllı, medeniyetli, vicdanlı bir şekilde bir şeyler paylaş. Biz de sana destek oluruz kardeşim. Evet değerli dostlar, bir de yakında inşallah bir yayınımız olacak bu hafta içinde. İsmail Rahimoğlu, Azerbaycan'da yaşayan Azka Türkleri Vatan İçtimai Birliği Başkanı İsmail Rahimoğlu'la yayınımız olacak. Mutlaka kaçırmayın. Amerika'da yaşayan Azkalıların şu anki birliğini sağlamaya çalışan İbrahim Kamalov'la da yayınımız olacak. Amerika'da gündemini konuşacağız. İleride değerli dostlar, dediğim gibi eğer Kıbrıs'a, çok merak ediyorum Kıbrıs'ı, Kıbrıs'la ilgili de yayınımız olabilir. Hakan Uygun'a ulaşarak bu konuda inşallah bir yayın düzenlemeye çalışıyorum. İlerleyen günlerde güzel şeyler olacak, güzel mesajlar verecek yayınlarımız olacak. Bir şey daha rica edeyim, eğer arkadaşlarınızı davet edebiliyorsanız sayfamıza, lütfen girerek arkadaşlarınızı davet edin. Sağda köşede yazıyor zaten arkadaşlarınızı sayfaya davet edin diye. Davet ederek bütün arkadaşlarınızı sayfamıza davet edebilirsiniz ve ilerleyen günlerde onlar da yayınlarımıza katılabilirler. Değerli dostlar, çok teşekkür ederim. Güzel yayın oldu. Gerçekten 1000 üzerinde erişim yakaladık ve bir şey rica ediyorum. Lütfen yayınımızı ekran dışından izlemeyin. İzlediğiniz gözükmüyor çünkü, ama sonrasında erişim yazan yerinde gözüküyor. O yüzden sizi göremiyoruz. Yayınımızı tıklayarak izleyin. Yorumları takip edin ve yorumlara istinaden ki siz de yorumlar yazabilirsiniz. Bu şekilde daha canlı yayınlar olabilir. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Çok sağ olun. Güzel yayın oldu. Son olarak Rasul Abdullayev Kıbrıs'ta çok mu az kaldılar demiş. Var bir miktar varlar. Tam olarak sayı bilmiyorum ama dediğim gibi orayla ilgili yayın yaptığımızda oradaki yetkili şahısla inşallah bu bilgileri alacağız. Barış Rüştü yazmış. Selamun aleyküm, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim değerli kardeşim, var olasın. Sizlere de selam olsun. Çok sağ olun. Güzel bir yayın oldu. Gerçekten sonuna kadar izlediniz. Çok sağ olun. Önemli konularda yine yayınlarımız olacak. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.